Nur Günel, 21 yaşında ve 2 yıllık evli. Bursalı gelinimiz ev hanımı. Şahane bir yere geldik. Düzce'de Gölyaka'dayız. Güzeldere Şelalesi'ndeyiz. Şu manzaraya bakar mısınız? Havası mis gibi. Zorlu koşullarla geldik. Daha da gideceğiz gibi. Günün gelini Seda Nur konum attı. Bu güzelliğe getirdi bizi. Burayı görelim istemiş. Biraz merdivenlere indik bayağı. Biraz demeyeyim ya. Bayağı indik. Daha da ineceğiz gibi. Çünkü verdiği konum aşağıyı gösteriyor. Şuraya bakın. Senin ayakkabılar da dikkatimden kaçmadı değil. O merdivenleri inerken böyle... Galiba biraz zor yürüyeceğim. Böyle kol kola gireriz. Yeter ki gelinimin gönlü olsun. Sen yağmur dediğin şemsiyenin altında bugün de Sedacığımın gönlü olsun istiyorum. Ezgi Hanım, benim yükseklik korkum var. Bakalım bugün de neler yaşayacağız. Ay aşağıya bakma, karşıya bak. Sakın. Allah korusun. Ama inerken göreceğim Ezgi Hanım. Ay kıyamam. Ne yapacağız? Birbirimize destek olacağız. Evet Ezgi Hanım, ben destek olurum arkadaşıma. Ezgi Hanım, bugün de güneş kremimi sürmedim. Yağmur da yağmadı şansıma. Dün yağmıştı. Bugün de sürmedim, yağacak diye yağmadı. Ama gayet iyi görünüyorsun hayatım. Teşekkür ederim. Eğer güneş açarsa dış sesten alırız. Güneş kremini süreriz hayatım. Evet, çok iyi olur Ezgi Hanım. Cildim önemli çünkü. Çok önemli, evet. Herkesin özendiği bir şey var. Değil mi? Evet. Benim cildim kıymetli diyor. Gidelim mi konuma? Gidelim. Bakalım Seda Nur bizim için neler hazırlamış. Vardır bir hikmeti buralara kadar getirdiğine göre. Hadi beni takip edin. Yani böyle karşılama mı olur? Eziyet resmen. Her şeyi geçtim. Özel tasarım ayakkabılarım gitti. Bizi magmaya indirdin Seda. Ay! Olur güzelim olur. Seda Nur'un masası her zaman güzel olur. Suyunu koy. Koyuyorum. Olmuş. Koy. Eşim bana ay yüzlüm der. Sen büyük salon görmemişsin. Sen yani benim salonumu gör, at koşturursun. Ben böyle siyahlara gelemem. Aa! Mutfağın ışıltılı değil. Kaşık verir misin? Şöyle alabilirsin. Ya bu en azından bir karış gibi durmadı. Bence bu çeyiz 1000 TL'yi bile hak etmiyor. Ellerini bağlamışsın, bizi dinliyorsun sadece. Lütfen bir cevap verir misin artık bize? Hazır bir sofraya konmuş gibi olduğun için olabilir mi cevap verememen? İlk dans ettiğiniz şarkı hangisi Kerem? Kopya çekiyor olabilir mi? Az sonra. Ezgi Hanım bakamıyorum. Bakma aşağı, karşıya bak sen. Sıkı tutun bana. Düşersek ikimiz. Ezgi Hanım, ayakkabımın boncukları döküldü. Allah'ım, herkesin derdi ayrı. Boncuğum diyor. Özel tasarım ayakkabım gitti. Yapıştırırım ben. Dur şimdi, boncuk falan düşünemiyorum. Dur. Of, ayaklarım koptu. Ezgi Hanım, hiç bakamıyorum sağa. Bakma sen. Biz nasıl geri çıkacağız burayı? Evet, bu inişin bir de yokuşu var. Yani böyle karşılama mı olur? Eziyet resmen. Asansör falan var mı yukarıya? Yok Ezgi Hanım. Her şeyi geçtim. Özel tasarım ayakkabılarım gitti. Vallahi hala ayakkabı diyor. Ezgi Hanım, moralinizi bozmak gibi olmasın ama kötü bir haberim var. Ha canım, söyle. Daha yolu yarılamadınız bile. Yapma diş ses. Çok güzel görünüyor, çok diş güzel görünüyor Seda da. Diş ses, Seda Nur buraya gelsin. Amacına bak, Düzce'ye, Düzce'ye. Ya baksana Ezgi Hanım, hoş geldiniz Düzce'ye. Ay, olur güzelim olur, seven seveni bu. Seda Nur'un masası her zaman güzel olur. Seda Nur'un masası her zaman güzel olur. Dönümlü güzel dere yolları.
Soğuk akıyı soğuk yaylaları sular. Soğuk akıyı soğuk şelalenin suları. Vallahi zorlu yollardan geldik senin için ama çok güzel. Evet, gerçek sen çok güzelsin. Hazırlığın çok güzel. Siz de öylesiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerçi burası muhteşem bir yer. Hayatım, sık sık geliyor musun buraya? Evet Ezgi Hanım, bizim köyümüz burası. Evimiz çok yakın. O yüzden sürekli geliyoruz. Harika, vallahi Karadeniz'e gitmiş hissettim kendimi. Evet. Arabayla bir yere kadar geliyorsunuz. Böyle virajlı yollar, Karadeniz'in yayla yolları gibi. Sonra merdivenlerden inmeye başlıyorsunuz. Yukarıdan sesleniyorum, Seda Nur ses ver diye. Mümkün değil. Zaten... Şelale şırıl şırıl suları, sesi fazla. Ekranda da zaten bu sesi duyuyorsunuz. Ama sen ne güzel olmuşsun benim Giresun'un kızı. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Çok hoşsun hayatım. Hazırlık da öyle. Bunlar fındık mı? Evet, size hediyem. Kendi bahçemizden topladık. Ne kadar kıymetli bir hediye. Mısır ekmeği ve... Pancar çorbası. Karalahana. Karalahana çorbası. Harikasın. İkram edeceksin. Evet. Bugün bizi neler bekleyecek merak ediyorum doğrusu. Nasıl buldunuz burayı? Burası çok güzel. Ama... Ama üç yolu nokta... Yolu çok zor. Yolu çok zor. Mahvoldum. Manzara şahane. Ama biz inemedik, o ayrı. O ayrı. Dün yağmur, bugün merdivenler biraz yoğurdu gibi sizi. Burası mükemmel ama bir de bunun çıkışı var Ezgi Hanım. Doğrusu onu ben de düşünmedim değil. Dedim ki indik ama bunu nasıl çıkacağız? Ezgi Hanım, her güzelliğin bir zorluğu var. Artık ablanı bir sırtlanırsın ha. Neden ama? Kıyamam ben sana. Beyefendi isminiz nedir? Ersin Yiğit. Ersin Bey, sizi şöyle kenara alabilirim, sonra tekrar rica edeceğim. Yukarı çıkarken de bir kemençe sesi duymak isterim doğrusu. Çok özledik çünkü. O zaman sunumunu yapar mısın? Tabii ki. Hadi hayatım. Oo, kepçesi de çok güzel. Nasıl yani, sunum burada mı oluyor Ezgi Hanım? Evet, hazırlık öyle yapmış. Ezgi Hanım, benim başım dönüyor ama ben duramıyorum. Herkes sıradan sunum yapar, ben böyle yaparım. İstiyor musun? Olur Ezgi Hanım, tadalım. Bak koluna gir, bak bayılırsın, evet. Düşersin falan. Ve mısır ekmeği, onu evet. Nasıl alacağız? Mısır ekmeğini ben size vereyim isterseniz. Şöyle böl hayatım. Evet. Sunumu nasıl buldunuz gelinler? Seninle başlayayım Eda'cığım. Nasıl bir sunum? Karadeniz'i yansıtan bu sunumu nasıl buldun? Bence çok güzel ve benim en sevdiğim çorba. Ben pancar çorbasına da mısır ekmeğine de bayılırım. Şu an bu sunum beni çok mutlu etti. Ay harika. Yüzün gülüyor. Evet. Afiyet olsun kızlar. Ben hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim. Bilmiyorum yani. Bakmam lazım. Bir baksana o zaman tadına. Herkes sıradan yaptı. Ben bir farklılık yaptım. İlla kahve olacak diye bir şey yok diyorsun. Evet, herkes kahve yapıyordu. Ben bir farklılık yaptım. Daha önce bu çorbadan içmiş miydin? Nasıl buldun? Ben pek sevemedim Ezgi Hanım. Mısır ekmeği. Konsepti nasıl buldun peki? Bak böyle fındıklar düşünmüş. Fındıklar için teşekkür ederim ama ben sunumunu da genel olarak özensiz buldum. Ekmeği mesela bıçakla kesebilirdi, eliyle böldü. Ama bu ekmek bıçakla kesilmez, elle parçalanır. Yani ben Giresunlu olmadığım için bilmiyorum ama ben bunu beklerdim. Konseptini uydurmaya çalışmış ama dediğim gibi yani burada olmamız anlamsız geldi bana şu an. O kadar zorlu yoldan sonra. Mesela kemençe bile seni eğlendirmedi mi, yüzünü güldürmedi mi? Sen hala yolu düşünüyorsun. Evet, bir de bunun çıkışı var. Yani nasıl çıkacağız bilmiyorum. Buranın tadını çıkar şu anda bak. Çok güzel bir yerdesin. Belki sahir zamanda buraya gelme fırsatın bile olmayacak, öyle düşün. Seda Nur'un vesilesiyle bu güzelliği de görmüş oldun. Teşekkür ederim Seda. Ama rica ederim. Böyle ağız burun. Ezgi Hanım, ben sunumu beğendim. Ortamla da güzel uyuyor. Bütünlük sağlamış. Evet. Değil beğendim. Mi? Sanki burası Karadeniz. Zaten Düzce, doğası şahane bir yer. Biraz zor ama ya bize bir şey beğen. Olsaydı Seda, ya düşseydik? Bir şey olmaz, merak etme. Ya olsaydı? Olsa o zaman düşünürüz. Yani o zaman düşünürüz, düştükten sonra mı düşüneceksin Seda? Bunları düşünmen lazım. Yağmurlu havada bu yolu indiriyorsun, ayağımız da topuklu. Hasta olabiliriz. Bir şey olmaz, merak etme. Kötüye bir şey olmuyor. Güzelliği bile eziyetle yapıyorsun Seda. Senin gününde de aynı şeyleri söylediler. Yağmurda bizi bekletti dediler.
Evet ama ben aynı tepkiyi vermek istemiyorum. Gayet güzel olmuş. Güzel olmuş. Evet. Konsepti genel olarak gelinlerim beğendiler ama Rümeysa... Ezgi Hanım, bence Rümeysa kıskandı Seda Nur'u. Ya ben böyle saçma şeyleri sevmiyorum Ezgi Hanım. Hoşlanmıyorum. Ezgi Hanım, yöresel bir şeyi saçma bulması bence yanlış. Yöresel bir şey, bizi bu kadar yol yürütmen yörenizde mi var? Size gelen misafirleri yol mu yürütüyorsunuz? Rümeysa şunu istemiş, kapıyı tıklayayım, içeri gireyim, koltuğa oturayım. Evet Ezgi Hanım, bence de. O da onun görüşü tabii ki. Ezgi Hanım, o zaman formatımız gereği soralım mı tepsinin fiyatı ne kadar? Ne kadar? Tepsinin toplam 250 TL. 6 tanesi. Evet. O zaman kol kola gireceğiz. Sırt sırta vereceğiz. Anca beraber, kanca beraber. Şu yokuşu. Tepe tepe çıkacağız. Evet Ezgi Hanım. Değil mi hayatım? Evet. Sonra sıcacık evimize gideceğiz. Evini göreceğiz. Çeyizini göreceğiz. Yemeklerini göreceğiz. O zaman biraz sonra bu mısır ekmeğinin tarifini de alalım. Tamam mı hayatım? Tamam. Beyefendi. Şöyle kemençe sesleriyle. Nasıl yapılıyor? Ateşin başına hazırlık yapmış. Şahane görünüyor gerçekten. Şimdi orada yer sofrası da var. Evet, maalesef yer sofrasında yapmayı çok istedik. Mısır unu tarifi vereceğiz, ekmeğini yapacağız. Ama yağmur nedeniyle maalesef yer sofrasında yapamadık. Canımsın, ateşi evet. Yaktınız ama. Evet, ateşimizi yaktık. Çok güzel değil mi burası hanımlar? Evet. Sen mi göstereceksin bize mısır unu ekmeğini? Hayır Ezgi Hanım, anneannemin yapmasını istiyorum. Anneanne nerede? Anneannenin adı ne? Ayşe. Ayşe anneanne, ah geliyor tontiş olan anneannen mi? Evet. Gülünce göbeği oynuyor, gel buraya gel. Gel benim yanıma sen. Ah çok tatlısın, anneanneye bak. Ayşe anneanne nasılsın? İyiyim, sen sormalı. Ben de iyiyim, ne var ne yok? İyilik, güzellik. Ya senin gibi tontişlerle çekim yapmayı özlemişim ben. Ben de. Ay yeleğini yerim ben senin. Ayşe anneanne, malzemeleri nedir mısır ekmeğinin? Mısır ekmeğinin, mısır ununun. Göz kararı bir kilo una mesela bir çay kaşığı maya koyarım. Hı. Yarım çorba kaşığı tuzunu koyarım. Sıcak suyuna karmaya başlarım. Yapalım mı? Karıştırırız. Yapalım. Karıştırmaya başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Kolları sıvayalım mı? Sıvayalım. Heh. Bırakayım bunu. Ben suyunu vereceğim. Tamam. Sen bana yeter diyene kadar. Hadi bismillah. Tamam. Oh tontiş tontiş. Baksana elleri bollara. Oh kurumaya. Kurumaya. Göz kararı, tuzunu da koyduk. Su. Bismillahirrahmanirrahim. Suyunu koy. Koyuyorum. Sıcak. Elin yanmasın. Olmadı. Olmadı. Bir daha normale bindir onu. Ilıtayım mı bunu? Evet. Nasıl ılıtacağım? Havalandırayım. Ilık mı olacak? Çeşmeye tutacaksın. Çeşmeye tutacaksın. Soğuk kalabilir miyim dış ses? Ezgi Hanım, siz onu bana verin, ılıtıp getireyim. Çok sıcak olmuş. Bu üfleyerek ılımaz. O eli yandı. Topak topak olur değil mi? Olacak işte ye. Şimdi bunlar güzel. Ses bilmiyor, bilmiyor. Öğrenecek. Öyle. Öğrensin değil mi? Ha. Bakalım sıcaklığını beğenecek mi anneanne? Bak bakalım. Olmuş. Koy, koy, koy. Koyayım. Koy. 2 yıllık gelinim öğrendi mi? Öğrenmedi, öğrenecek bundan sonra bizim sayemizde. Daha hala öğrenmemiş bu yaşta. Evet, öğrenecek. Hiç merak etmedin mi? Hazıra kondun hep. Daha çiçeğe burnunda be. 2 yıl olmuş, ne çiçeği mi kalmış artık çiçeği? Evet, çiçeğe burnunda ya. Çiçeğe. Kıyamıyorsun sen anneanne evet. Torununa. Hiç torunlara kıyılmaz. Hazır yiyorlar. Evet. Bir kere de sen hazır ye, o yapsın. Anneanneler yapar, torunları yiyor. Hiç kıyamam. Ya, kaç torunun var senin? 16. yeni doğdu. Maşallah, kaç evlat var? Çok. Çok. 7 tane. 7 tane Allah'ım. Duy. Duydum, duydum. Ya. Güleç anneannem benim. Onlara hiç yormamaya çalıştım, üzmemeye çalıştım çocuklarıma. Ya. Hiç kıyamam. Ana mısın sen? Torunlarıma. Ya. Sizde maniler falan var mıdır?
Bende yoktur o. Olanlar var da. Evet. Giresunlular fındık toplarken ne maniler söylerler. Onlar söylerler de ben söyleyeyim. Sen bilmiyorsun. Sen ne zaman taşındın Düzce'ye? 40 sene oldu. 40 sene mi? Var mı eş dost orada? Var. Var. Gidip geliyor musun? Geliyorum. Evet. Bağları koparmadın. Herkesin yok, memleketi toprağı. Kardeşim var, ablam var. Oh, herkese selam tabii olsun. Nereden anlayacağız olduğunu? Böyle toprağı yok. Çok şöyle bir karıştırsaydım, az daha geniş olsa. Böyle vurdum mu? Bu tencereyi kesin senin torun getirmiştir. Bilmiyor ya, ne bilsin küçücük getirmiş. Tas getirseydin. Ben de buraya gele gele başım şişme diye yavrum. En küçüğünü almışım. Sen mi getirdin? Yo yo, çok güzel almışsın. Ben ya, de en küçüğünü almışım. Tokatla. Şimdi oldu. Oldu mu? Ha? Oynuyorsa göbeği böyle olmuştur mu? Tabii. Ha. Dinlenecek mi peki? Dinlenecek. Ne kadar dinlendiriyorsun normalde? 10 dakika. 10 dakika. Sonra buradaki tepsini yağlayacaksın. Evet, bunu kızdırıp yağlayacaksın. He, ocakta önce ondan kızdıracaksın. Sonra, evet, sonra lap dökeceksin, onu yayacaksın. Tekrar böyle düzleyeceksin. Yine şaplatacaksın, üstüne göbeği titreteceksin. Evet. Sonra fırına. Böyle altın gibi çıkacak bunlar. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hazır yemek yapanların, su verenlerin çok olsun. Amin. Sağlıkla yaşa. Size de çok olsun. Sizinkiler de sizin gibi iyiler, İnşallah. Güzeller nasip etsin. İnşallah. Ah ah. Maşallah sana. Seni tanıdığıma çok sevindim. Ben de, evet. Vallahi unuttum ben Seda Nur'u, sana döndüm. Farkındasın değil mi? Çok, evet, tatlısın. Evet. Dadından yenmiyorsun vallahi. Teşekkür edelim değil mi anneanneye? Sen konuk olsan bana, ben seni neler memnun ederim ama. Ay canım, nasıl eksik olamayayım? Olma. Eksik olma. O zaman mısır ekmeğimizi yapalım. Ocağa atalım. Güzelce pişmiş olan sıcacık mısır ekmeğiyle güne devam edelim. Olur mu? Tamam. Sonra da Seda Nur'un evine gideceğiz. Evet Ezgi Hanım. Tamam. Bakalım evde bizi neler bekleyecek. İnşallah. Eşe dosta selam. Bizden de selam. Giresun'a el salla buradan. Bütün Giresun'un hemşerilerime selam olsun. Ay cansın sen. Ezgi Sertel ve gelinlerimiz dönüş yoluna geçerken biz de mini turumuza başlıyoruz. Seda Nur gelin salonunu lakşir stili mobilyalarla dekore etmiş. Siyah, beyaz ve gri ağırlıktaki mutfak spor tarzda. Burası da yatak odası. Şık spor tarzda dizayn edilen yatak odasında hakim renkler beyaz, gri ve füme. Benim 2 yıllık evli gelinim Seda Nur'un salonundayız. Şelale de çok güzel bir karşılama yaptı. Anneanneciğine bayıldım. Ağzından bal akan anneanneler vardır ya, nineler. Evet. Çok tatlı bir kadın. Gerçekten. Ne kadar şanslısınız. Evet, çok şanslıyız. Mısır ekmeğini anneanne yaptı. Karalahana çorbasını da yapmış. Evet, hepsini güzel. O yaptı. Ne güzel. Senin yaptıklarını da sofrada göreceğiz inşallah. Evet, göreceğiz. Seni tanıyalım mı hayat? Evet, ben Seda Nur Günel, 21 yaşındayım. 2 yıllık evliyim, Giresunluyum. Bursa'dan Sakarya gelin olarak geldim. Şu an Düzce'de yaşıyorum. Güzel. Eşin Sakaryalı. Evet, eşim Sakaryalı. Sen Giresunlusun. Nasıl tanıştın? Gün içerisinde zaten öğreneceğiz. Evet Ezgi. Değil mi hayatım? Hediyeni vermek istiyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir al bakayım ablacığım. İnşallah beğenirsin. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde sağlıkla kullan. Evin sıcacık, biraz üşüdük tip haliyle. Değil mi hayatım? Serin de orası. Ne görüyorum? Dur geleceğim sana Rümeysa. Güzel günlerde. Evet, çok güzel, çok teşekkür ederim. Yumuşacık. Evet, yumuşacık. Sağlıkla kullan. Düşündüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hayatım. Her gelinime böyle bizden hatıra olsun diye hediyeyle geliyorum. Rümeysa. Efendim. Dışarıdan geldik, onu niye sürdün? Ezgi Hanım, çok gün ışığında kaldık, güneş olmasa bile yani. Rahatsız ediyor beni. Evde de mi böyle geziyorsun? Normal zaman, sahir zamanda da mı böyle geziyorsun? Evet. Onu yedirmiyor musun sen? Hayır, kendi emiyor zaten. Ne kadar sürede emecek o? Yani emer birazdan. Lekeye mi eğilimli cildin? Problemli mi? Hayır. Yaşın da küçük maşallah. Kendine baktığın için çok iyi. Evet. Çok bakımlısın. Teşekkür ederim. Sana çevrenden ne diyorlar? Bakımlı Rümeysa mı? Evet, eşim bana ay yüzlüm der. Ne der? Ay yüzlüm. Ay yüzlüm. Sen kapıyı açıyorsun, adam işten geliyor böyle kremli kremli. Güneş gözlüğünü takıyor. Güneş gözlüğü mü takıyor? Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ikinizi yan yana görmeyi çok isterim ben. Evet. İnşallah görürsünüz gibi. İnşallah. Eğlenceli çiftsiniz siz. Çok. Çok eğlencelisiniz. Bu arada Rümeysa'm hamile. Allah tamamını erdirsin inşallah. Teşekkür ederim. Canım benim, bir tanem benim. Kendine dikkat et aşkım. Senin ayakkabılarla yine bugün tasarım.
Bugün benim biraz moralim bozuldu ya. Merdivenlere inerken hep boncuklarım düştü. Dün de nazar boncukları düştü. Sen onları iyi yapıştırmıyor musun yoksa hava muhalefeti özel mi? Tasarım ama çok fazla merdiven inip çıktık. Bayağı bir canımı sıktı bu durum bugün benim. Kıyamam ben ama sana. Ama eve gidince halledeceğim. O düşenlerden topladığın var mı? Yedek vardır topladım, evde. Topladım. Onları neyle yapıştırdın sen ayakkabıya? Bilmiyorum ki. O bende kalsın diyorsun. Oldum nedir sana. O üstündekiler renkli renkli? Böyle renkli boncuklar. Benim bütün ayakkabılarım böyle. Renkli renkli. Yarın kendi günümde giyeceğim de çok güzel. Vay. En özelini kendi gününe mi sakladın? Evet. Yani. İyisin. İyiyim Ezgi'm. Heyecan var mı? Var biraz. Öyle gibi. Evet. Girişte çok eğlenceliydin. Kemençe tabii. Evet. Alışıksın. Evet, alışıksın. Bu kıyafetin de çok güzel ama. Çok teşekkür ederim. Size de çok güzel. Özel gün kıyafetin mi? Nişanlan. Evet, sözümle giymiştim. Güzel. Şimdi sunumunu zaten şelale yanında yapmıştın. Salon yorumuyla devam edelim istiyorum. Hediye kutunu da kaldırabilirsin. Bakalım Seda Nur gelinimin salonunu diğer gelinler nasıl yorumlayacaklar? Sırada salon yorumu var. Seda Nur gelin salonunu lakşeri stili mobilyalarla dekore etmiş. İstiridye model oturma grubunda yeşil ve krem tonlarına yer verilmiş. Televizyon ünitesi hem ebat hem de tarz olarak salona uygun değil. Osmanlı desenli zümrüt yeşili saten fon perde, lakşeri stiline uygun ancak tek kanat kullanılması göze hitap etmiyor. Son olarak geometrik desenli halıyı ebat olarak küçük bulduğumuzu belirtip sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. Seda Nur gelinimin salonunu acaba gelinler nasıl yorumlayacaklar? İlk seninle başlamak istiyorum Özen. Özenli bir salon mu? Nasıl bir salon? Eksik bir salon Ezgi Hanım. Fon perde burada tek başına kalmış. Eşim nerede diye ağlıyor. Nerede? Orada yeri de var galiba. Evet. Ben bu perdeyi eski eve göre almıştım. Eski evim biraz daha küçüktü. Buraya geldik, taşındık. Yenisini yaptırdım ama henüz gelmedi, yetişmedi. Ne zaman taşındın? Bir ay oldu. Bir ay oldu. Buraya taşınır taşınmaz mı başvurdun? Evet. Şimdi yeni sipariş verdin. Bunun eskisi yok muydu? Eskisi yoktu çünkü o diğer evde camın bir tarafı daha genişti. Hı. Duvar kısmı bir tarafı daha dardı. O yüzden kullanmamıştım. Tek kanat yaptırmıştın evet. O evde. Burada ihtiyaç olunca sipariş evet. Verdin. Bence keşke bunu da takmasaydın. Osmanlı yeşili biraz salonuna ağır kaçmış. 19 yaşında evlenen birine göre değil mi bu fon? Asla değil. Asla değil. Yani çok yaşı büyük bir, ağır bir perde. Ya salonun da o ağırlığı kaldıracak bir salon değil. Salon yaşına asla uygun bir salon değildi. Babaannemin oturma odasına benziyordu. Ben katılmıyorum. Bir canlılık görmek isterdim. Sonuçta bir oturma odası ağır olmalıydı bence. Yeşili seviyorsun sen. Evet, seviyorum. Bir de ben bir şey merak ediyorum. Neden böyle bir perde? Balkon perdesi gibi. Zaten balkon kapısı olduğu için onu tercih ettim. Orası bir balkon kapısı olabilir ama sonuçta oturma odanın içinde olan bir kapı. Öyle bir perde tercih etmen çok kötü durmuş. Yeni taşındığımız için birçok eksiğimiz vardı. O yüzden bu şekilde oldu. Yani senin birazcık tercihlerin yanlış. Sonuçta bu eski bir avize değil, yeni alınmış belli. Mesela neden böyle bir avize? Alt tarafı gold, üstü rose gold. Neden? Avizem yanlış geldi Ezgi Hanım. İnternetten o, evet, mi? Evet, internetten. Geri gönderebilirdin. Geri göndermek için çok kısa bir vakit olduğu için geri gönderemedim. Yenisini de aynısını bulamadım. Başlarını değiştirdiğim için bu şekilde oldu. Yoksa siyah olacaktı. Tercih etmedim onu. Bunu seçtim. Ezgi Hanım, ben televizyon ünitesine birazcık değinmek istiyorum. Yani içerisine aksesuar koymuş ama keşke koymasaydım. Boş şekilde daha güzel duruyordu. Ayrıca bu eve girdiğin zaman badana yaptırdın mı? Hayır, yaptırmadım. Ama şeyleri değiştirebilirdin, elektrik kuplarını, kupmart kapaklarını değiştirebilirdin. Çok eski duruyor. Yani zaten odan biraz boğ yok. Osmanlı yeşili perden, koltuğun öyle, gold karıştırmışsın, halın da var. Halın çok küçük bu odaya göre. Ve ben şu saati anlam veremedim açıkçası. Kapının yanında bu kadar gold bir saat olmalı mıydı bu odada bir de? Bence olmamalıydı. Nerede olması gerekiyordu sence? Daha kenara koyabilirsin. O tarafın boştu. O tarafa koyabilirsin. Düşüneceğim bunu. Hani anlam veremedim. Yemek masan başka odada mı? Evet, mutfakta yemek masam. Ha, mutfakta.
salonda burada tercih etmedin. Alanın da var aslında ama. O da zamanla onu da halledeceğim Ezgi. Mutfakta mutfak masan var. Evet. Salon yemek masan yok. Evet. Anladım ablacığım. Salon için hayatım, dün sendeydik Şeyma'cığım. Ben koltuk takımını pek beğenemedim. Özellikle tekli koltuklar artık her yerde gördüğümüz modellerden. Yani hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Demode mi? Eski model mi? Yani evet, her evde görüyoruz artık. Salonunu genel olarak beğenmedim. Koltukların çünkü çok eski modeldi. Aynısını ben alacaktım, bunun için almadım. İyi ki de almamışım çünkü çok kötü görünüyordu. Bence salonu bayağı bir küçüktü. Yarın benim evimi görsünler, at koşturulur. Her gelin evinde gördüğümüz modelden. Evet. Sanki senin evinde gördüklerimiz başkasının evinde yoktu. Benim evimde iki tane oturma odası vardı. Birinde klasik, birinde de spor tercih ettim. Ama biz gördüğümüzü eleştirdik, oturma odasındakini eleştirdik. Tabloyu sorabilir miyim acaba? Biri mi yaptı? Evet, komşum kendi eliyle yaptı el emeği. Evet, gerçekten güzel ama bence bu salon için küçük kalmış. Duvarın çok geniş, biraz daha büyük ya da başka tablolarla kombinleyebilirdin. Şurada gördüğüm çiviyi de tabloyu biraz daha sağa kaydırarak kapatabilirdin. Koltuklarla ben ortalamak istedim. Öyle olsaydı biçimsiz duracak. Aynı tarzda birkaç tane daha çerçeve alırsan sanki orası evet bütünlenir gibi. Bir üçleyebilirsin onu ablacığım, evet. Zamanla. Anladım. Uygun gördüğün zaman. Perde gibi o da yalnız kalmış. Tablo da yalnız dediniz. Perde de yetişmedi. Perdeci evet. Nazizliğine uğradı. Evet. Sana ne kadar sürede getireceğim dedi. Yani belli bir süre söylememişti. Sen de o zaman ne yapsın adam? Elinde fazla iş var belki de, değil mi? Yapıştı. Adamın bir günahı yok. Hemen perdeci seni mağdurmuş gibi yapmayalım birden, değil mi hayatım? Evet. Aksesuarlar nasıl peki? Tarzı uyuyor mu Özen? Ezgi Hanım bir aksesuar gözüme çarpıyor ama bence bu salonla hiç ilgisi yok. Ne o? Şurada gördüğümüz. Perde tutucu mu? Perde tutucu, evet. O aksesuar buraya ait değil diyorsun. Kesinlikle değil. Onları çıkarttıracak mısın? Seviyor musun onları? Ben onları çıkartmayı düşünmüyorum çünkü evimde bir gold detayı da var. Yani çıkartmayı düşünmüyorum. Uyumlu bence. Ama perden yok tutsun. Dediğim gibi perdem zaten gelecek. Sen o zaman onları şöyle mi kullanacaksın yeni alacağım evet, fonları? Evet öyle düşünüyorum. Bu şekilde böyle düz tercih etmeyeceksin. Onları evet. Ne renk söyledim merak ettim. O da aynısı. Yeşil. Evet. Seviyorsun sen yeşil. Ezgi Hanım salonda her şey yalnız kalmış. Tek başına mı? Evet. Halı da yani bir tane daha istiyor bence. Ya da daha büyük olabilirdi. Benim salonum gayet büyük ve bu halımın da gayet uyduğunu düşünüyorum salonuma. Sedacığım sen büyük salon görmemişsin. Sen yani benim salonumu gör, at koşturursun. Gerçekten at koşturabilir miyiz? Gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım evde at mı koşacak, biz mi koşacağız? Bakacağız. Merakla bekliyorum yarın. Herkes birbirinin evini merak ediyor. Sizin beklentinizi karşıladı mı? Genel bir soru sorayım. Hayır. Karşılamadı. Kimseden tam puan alamadı gibi. Evet öyle görünüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Severek kullanıyorsun. Evet severek. Uyumlu olduğunu düşünüyorsun. Evet. Salonunla barışıksın. Sonuna kadar. Perdenin fiyatını sorabilir miyim? Perden 1500 liraydı. Fon? Fonum 650 liraydı. Koltuk takımı? Koltuk takımı 18.000 TL'ydi. Ben televizyonun ünitemi içindeki aksesuarları merak ediyorum. 2500 TL'ye aldım TV ünitemi. Aksesuarlarım 50 TL'ydi. O çeyizme diye almıştım. Aksesuarlarım çok eski yani biraz. Kaç sene önce aldın aksesuarı? Arkadaşım o zaman evlenecekti. O alırken hani sen de al oldu. O yüzden almıştım. Daha ortada eş yok. Evet. İsteme yok, evlilik teklifi yok, aksesuar alıp kenara mı koydun? Evet. Aa, çok alemsin, gerçekten. Zaten belli Ezgi Hanım, fil mi kaldı artık, fil aksesuarı mı kaldı yani? Ben seviyorum aksesuarı. Ama fil şans getirir eve. O kapı girişine asılırsa şans getirir ama televizyon ünitesinin içine konursa değil yani. Ben öyle bir şey ilk defa duydum şu an. Bence evin herhangi bir yerinde olsa da şans getirir. Ben saatinin fiyatını da öğrenebilir miyim? Saatim 250 TL. Avizenin fiyatı nedir? Avizemin tanesi 300 TL. Halı? Halım 3700 TL. Bir de şeyi merak ettim. Şu ortada radyatör var ya hani yanına herhalde zigon koyup çay içiyorsunuz başında. Onun fiyatını biliyor musun? Tabii ki bilmiyorum çünkü ben kiracıyım bu evde. Kiracı olabilir ama radyatörü de çok güzel kapatabilir. Benim evimde hep birlikte radyatör nasıl saklanır göreceğiz. Aa, bir örnek göreceğiz sende. Temsili. Fikir vermiş olur. Evet, o örneği çok merakla bekliyorum. Radyatörü nasıl? Tahtayla mı kapattın? Kutuları yaptım var. Yaptım bir şeyler. Kendin yaptın. Ben evimi komple kendim yaptım. Oo, iddialı. Anlaşıldı değil mi? Evet. Evet, eklemek istediğiniz bir şey yoksa sizleri mutfağa göndermek istiyorum.
Bakalım gelinlerim Seda Nur'un mutfağını nasıl bulacaklar, nasıl yorumlayacaklar? Salonda eksikler olduğunu söylediler. Bakalım mutfaktan puan alacak mısın? Lütfen eşlik et. Genel olarak ben çok beğenmedim. Şu an halına bakıyorum, şaşı bakıyorum ve şaşırıyorum. Gördün mü ne kadar başım döndü? Burası mutfak değil mi? Buzdolabını görmüyorum da. Hakkımda bilmek istediğiniz tek şey haddiniz. Gerisiyle muhatap değilsiniz. Varmış gibi ama olmayan fonlarından bahsetmek istiyorum. O zaten kör noktada yani o kadar dikkat çekmiyor. Sen görmek istemediğin şeyi görmüyorsun veya senin gözlerinde problem var bence. Bu etek kumaşı. Sen eteği de yarım diktirirsin. Dün Şeyma'nın çeyizine az dedin. Sen kendi çeyizinin ne kadar olduğunu bilmiyor muydun bunu söylerken? Halanın gelinin çeyizine mi bakıyoruz yoksa senin çeyizine mi bakıyoruz? Gördüklerimden sonra şekerim de biraz düştü açıkçası. İddialısın ama cevap vermiyorsun. Pizzayla mı? Çok sessiz oluşu beni çok rahatsız ediyor. Az sonra. Seda Nur gelinin mutfağı spor tarzıyla dikkat çekiyor. Gümüş kulplu beyaz lake dolaplar oldukça sade. Kelebek perdeler mutfak için kullanışlı bir model. Metal gövdeli gri sandalyeler mutfağa yakışmış ancak siyah masa örtüsü şık bir seçim değil. Diagonal desenli yolluk fazlasıyla göz yoruyor. Son olarak duvardaki soyut desenli siyah tabloları çok beğendiğimizi belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Seda Nur'a bırakıyoruz. Kızlar mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum. Şeyma'nın masasında siyah masa örtüsünü takmıştın. Şimdi burada bir tane siyah masa örtüsü görüyorum. İznin olursa bir şeye bakmak istiyorum. Tabii buyurun. İki tane masa örtüsü mü yoksa katladın mı bunu? Hayır ben onu katladım çünkü o masa açılabiliyor. Ben onu günlük hani misafirlerim için değil kendimiz için hani özel misafirlerime kullanmıyorum. Şeyma'nın masasında da özel siyah ben tabaklarıyla bağdaştıramadım sadece. O yüzden kötü bulmuştum. Asla siyah masa örtüsüne karşı bir kötü düşüncem yok yani. Peki masa küçükken büyük masa örtüsü kullanmak sence doğru mu? Hani dediğim gibi açılıyor ya. Tamam açıkken sadece büyük kullan. Kapalıyken küçük başka bir örtü kullan. Ama sadece 2-4 kişi. Zaten bu biraz oyun masası örtüsüne benziyor bence kumaşı itibariyle. Bana biraz kalın geldi. Yani aldığım yerde de yemek masa örtüsü diye geçiyor zaten. Benim için de rahat. Ben böyle siyahlara gelemem. Ay biraz. Aa desenin çok daha güzel. Keşke böyle kullansaydın. Ama öyle kullansaydın siyah daha çok az bulacaktınız ve gereksiz bulacaktınız. Ben siyah sevdiğim için kullanmayı tercih ettim. Mutfakta siyah çok gereksiz. Ben de bir şey soracağım. Avizenle tepsini takım mı yaptın? Hayır, sadece onlar siyah değil, tablom da siyah. Alabilir miyim tepsi? Tabii. Tepsi neden burada? Tamam, evimizde hepimiz bu tarz tepsiler kullanıyoruz ama... Ben dekor gibi kullanmak Tep istedim. Gibi. Bence avizenle uyum yapmışsın bunu. Sadece o siyah değil yani. Bence bunu dolaba kaldır. Bence cuması daha güzel benim için. Orada da çok güzel oldu. Üzerine şu evet, şeyi de böyle daha güzel oldu. Bak böyle kalsın. Gerçekten içim ferahladı şu Gerçekten anda. Bu örtüyü ser mi? Gerçekten bu oraya yakıştı mı şimdi? Bence yakıştı. Bence de yakıştı. Çok da güzel oldu. Zevkler renkler tartışılmazmış. Tabloların ne anlama geliyor? Herhangi bir anlama gelsin diye takmadım. Dekor amaçlı taktım. Gayet de uyumlu olduğunu düşünüyorum mutfağımla. Ben hiç öyle düşünmedim. Bunu burada mı unut? Çivini de tam çakamamışsınız. O çiviyle değil zaten yapışkan. Gerçekten zaten oldu? Orada canı sıkılmış burada bekliyor. Beni alın buradan diye bağırıyor. O bizden önceki kiracıdan kalmış sanırım. Hatıra olarak saklıyordum sanırım. Eşim yapıştırmış da çıkarmayı unutmuş demek. Mutfağın bence açık renk güzel. Kapakların, tezgahın açık renk olması güzel. Hatta masayı böyle kullansaydın benim daha çok hoşuma giderdi ama siyah masa örtüsüyle biraz boğulmuşsun. Genel olarak ben çok beğenmedim. Nesini beğenmedin yani? Nerede? Açık renk olması iyi ama kullanımı yanlış yapmışsın. Biraz daha güzel şekilde sunabilirdin. Mesela tezgahın bomboş. Ben boş yani tercih ediyorum şahsen. Bu yağdanlık orada çok kötü duruyor. O da bir siyah yani o da bağdaşıyor. Tek başına kalmış zaten. Ne bileyim altına orada. Böyle bir stand koysaydın ya da ondan bir tane daha olsaydı ya da ne bileyim
Bu taraflara da bir şey koysa... Evet, dekor yapsaydım bence güzel olurdu. Çünkü mutfağın güzel. Genel olarak güzel ama sen kullanamamışsın. Evet. Ben sade sevdiğim için altına herhangi bir şey tercih etmedim. Masanı ne kadar aldın? Masam bana hediye olarak gelmişti. Halın? 700 TL fiyatı. Eskiden şey vardı gazetelerde, hatırlar mısın? Şaşı bak şaşır. Şu an halına bakıyorum, şaşı bakıyorum ve şaşırıyorum. Başını döndürüyor insan. Evet, gözlerim kamaştı. Aslında bunlar yeni moda yani. Herkes, çoğu insan kullanıyor. Çok mesela hareketli. Buraya siyah bir masa örtüsü sereceğini, siyah bir yolluk kullansaydın daha güzel olabilirdi. Ben daha çok bu olur diye düşündüm. Her iki rengi burada kullanmayı tercih ettim. Senin başın dönmüyor yani yürürken. Mutfakta genellikle başım yerde olmuyor. Bir şey dökmüyor musun, almıyor musun, eğilmiyor musun? İlla görüyorsun bu halıyı. O zaman da yani halıya dikkatle bakmıyorum zaten, döktüğüm yere bak. Bence dikkatle bak artık. Bak şimdi ben halıdan yürüyeceğim. Nasıl başım dönecek gör. Bence sen oynuyorsun yani. Gördün mü ne kadar başım döndü? Bak ben yürüyorum gayet de başım dönmüyor yani. Bence sen çok abartıyorsun. İki adım attın. İstersen beş adım da tabii. Hadi at. Bak gayet güzel yürüyorum. Eda, diagonal desenler senin başını da döndürüyor mu? Yani benim başım dönmedi. Gayet iyi ama çok fazla göz yoruyor. Bilmiyorum, bir de ben bir şey soracağım. O boru ne? O boru sadece birinci katlarda var. Keşke böyle bir şeylerle kapatsaydım bir aksesuarla. Yani boyayla uygun olduğu için, bir de beyaz yani. Boru mutfağı uygun mu? Hayır, duvar rengine aynı olduğu için, uygun olduğu için ben öyle şeylerle gerek duymadım yani, sade de sevdiğim için. Boruyu sade seven de ilk kez seni duyuyorum. Hayır, renk uyumu var zaten hani. Bir boru renksiz ama olsa, yani ne kadar olursa duyuyorsun, o bir boru ve tezgahın üzerinde. Boyalı da olsa plastik bir boru olduğu. Ne bileyim, bir sarmaşık falan sarabilirsin bence. Sarmaşık sen bunları aklında tut, biz gittikten sonra hepsini yap. Özellikle şunu bir daha sarmayın. Özen ve Eda, yorumlarınız bitti mi? Bitti. Bitti. Seda Nur, diğer misafirlerini davet edelim mi? Evet. Gerçekten başımı döndürdü çünkü çok hareketli bir halıydı. Şaşı bak şaşır halısıydı. Masanı artık bu şekilde mi kullanacaksın Seda Nur? Masayı asla bu şekilde kullanmayacağım tabii. Yani kime sorsanız onun tepsi der zaten. İstersen diğer rakiplerine de soralım, öyle karar ver. Bakalım kızlarım bu fikrini beğenecek benimkilerin. Masa örtüsünden ziyade daha çok böyle pike takımına, nevresim takımına benziyordu. Çok boğmuştu ve iki kat kullanması çok saçma geldi bana. Kızlar, mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle ben başlamak istiyorum. Şu benim gözüme çok çarptı. Yani burası bir hobi odası mı, mutfak mı, yatak odası mı? Ya üzerindeki notlar hiç mutfağa uygun değil, yemekle alakalı bir şey değil. Yani bu pano hobi odasında olması gereken bir şey. Halın çok göz yoruyor. Gerçekten hani çok alacalı bulacalı. Tezgahınla birlikte çok göz yoruyor. Tezgahın düz olsaydı, halın bu şekilde olsaydı evet kabul edilebilirdi. Bir de şuradaki boruya ben anlam veremedim. Evet, havalandırmanın borusu ama bence kamufle edilebilirdi. Çünkü mutfak dolapların düşük, tavanın yüksek dolaplarına göre onu bence kamufle edebilirdin. Peki nasıl kapatabilirdim ki orayı yani? Yani üzerine desen koyabilirdin, ne bileyim, bir şeyle sarabilirdin. Nasıl ki doğalgaz borusu da yok galiba sende şu an. O arada görünüyor. Göremedim. Orası görünüyor. O yağdanlık da bana saçma geldi. Bir tane orada neden yani, sonradan kalmış gibi. Bu boru var yani, o ikisini bence kamufle edebilirdin. Doğalgaz borun gözükmüyorsa iki tane borun gözüküyor. Bunları kapatabilirsin bence. Ben en baştan başlamak istiyorum. Hani onu eleştirdin. Ben o yazıların kendime anlattığımı düşünüyorum. Çok da hoşuma gidiyor orası. Ben hiç kimsenin aklıyla yola çıkmam. Aklı olan da benim yoluma çıkması. Yani mutfağa asılacak bir yazı mı sence? Git yatak odana as. Bence giyinme odasına da tercih edebilirsin. Giyinme odana asabilirsin. Hobi odan olur. Tekrar ediyorum, oraya asabilirsin. Ama mutfağa asılabilecek bir şey değil. Yani Allah herkese benim mükemmelliğimden versin. Mesela el lezzetimden versin desen okey. Ama mükemmellik ve mutfak ben bağdaştıramadım. Bizim moralimiz bozulmaz, nazar değer. Yani bu ışıltılı hayatı bizzat kendisi için ışıltılı mutfak yani. Mutfağın ışıltılı değil. Bu yazı buraya... Hakkımda bilmeniz gereken tek şey haddiniz, gerisiyle muhatap değiliz. Yani bence bunu kapının önüne as. Gelen okusun ki ona göre muhatap olsun. Bence ben sana onu hediye olarak vereyim. İşinize geldiği gibi değil, işime geldiği gibi. Evet, mutfağını gerçekten kendine göre dizayn etmesi hiç düşünmemişsin. Yani mutfak benim mutfağım olduğu için zaten kendime göre dizayn etmesi. Ama keşke alacağın yorumları düşünseydin. Yani bu şekilde kullanılmaması gerektiğini bence biliyorsundur. Bence gayet kullanılması gerektiği gibi yağdanla laf ettin. Siyah tablolarım var, siyahla birçok şeyim var. Yağdan kapağı yok sanırım. Hayır, var.
Dış ses alabilir miyim ya Dağlar? Tabii ki alabilirsin. Yani bu da alacılı bulacılı. Ya orası öyle, desenli tezgahın, halın öyle, yağdanlı. Ve neden yağdanlığın bir tane geldi? Bunlar çift satılıyor. Hayır, onu ben tek şekilde aldım. Zaten iki renk kullanılmış onda. Yani iki tane almaya ne gerek var? Sadece yağ koyuyorum. Başka bir yağ kullanmadığım için. İki renk kullanıldığı için mesela biz zeytinyağı ve normal yağ koyuyoruz. Sen iki renk kullanıldığı için ikisini karıştırıp mı koydun içine? Hayır, ben zeytinyağı sevmediğim için kullanmıyorum. Nasıl yani? Bu iki yemeklerin de zeytinyağlı değil mi? Hayır, onlar size özel olduğu için onlar da var. Komşudan mı aldın? Hayır, kendimde de var ama kullanmıyorum. Ya dağların içerisinde kullanmıyorsun anladığım kadarıyla. Kendi yemeklerimde kullanmadım. Tenekeyle falan mı döküyorsun anlamadım ama. Ben bir şeye değinmek istiyorum. Burası mutfak değil mi? Buzdolabını görmüyorum da. Buzdolabını koyacak yerim olmadığı için hole koydum. Bütün burada herkesin dairesinde de böyle zaten. Yani holde olması biraz saçma olmuş. Ben de yağdanla aynı şekilde Rümeysa arkadaşıma katılıyorum. Yani çok alacalı bulacalı buldum. Perdeyle ilgili de yani ahşap olması görünüyor, bence hoş durmuyor. Tamamen bir perde kullanabilirdin. Yani tamamen olsaydı daha güzel durabilirdi. Ama fiyatını öğrenebilir miyim perdenin? Korniş olmadığı için ben böyle tercih ettim. Zaten benden önce de böyle kullanılmıştı. Değiştirmeye de yeni taşındığımız için bir ay oldu. Vaktim olmadı yani. Yani bence korniş takmak çok uzun bir süre değil. 2 dakika hemen takılabilirdi. Ama buraya kadar tezgahımın yarısı pencere olduğu için açıkta kalacaktı. Eski kiracıdan mı kaldı perde? Hayır, kendim yeni yaptırdım. Yani onu yaptırabiliyorsan mesela bir saniye. Aşağıya kadar kapatabilirdin. En azından şuradaki geri görmezdik. Veya bence böyle plastik kullanmak yerine siyah daha şık duran şeyler var. O şekilde de olabilirdi. Korniş taktırmak çok uzun sürüyorsa. Yani bence pek hoş durmamış. Fiyatı neydi? Fiyatı 500 TL ikisinin. Yağdanlı kaç almıştın? Yağdanlık da 50 liraydı sanırım. Ben yarısı dışarıda, yarısı içeride beyaz eşyaların fiyatını öğrenebilir miyim? Toplam hepsi televizyonda dahil 15 bin lira. Avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? Avizem 200 TL. Bu anı köşesinin fiyatını öğrenebilir miyim? Toplam 250 TL'ye mal oldu. Evet. Çok azmış. Yani daha pahalı olması gerekiyordu bence. O kadar yazıya, o kadar... Mutfağına renk getirdiği için. Hanımlar, fiyatları sorduğunuza göre yorumlarınız bitti galiba. Evet, bitti. Seda Nur, mutfaktan çıkmadan panodan rakiplerin için bir mesaj kartı seçer misin? Hakkımda bilmek istediğiniz tek şey haddiniz. Gerisiyle muhatap değilsiniz. Ezberlenmiş bir de. Demek ki bildirememiş bu zamana kadar haddini kimseye. İnşallah biz biliriz diyorum. Saygı duyuyorum sana. Sen geri panona takarsın. Teşekkür ediyoruz. Seda Nur mesajı verdiğine göre haftanın ödüllü oyununa geçebiliriz. İddialı mısın? Tabii ki de sonuna kadar iddialıyım. Hadi o zaman gidip oyunumuzu oynayalım. Mutfağı çok kötü ve özensiz bir mutfaktı. Dekorasyonunu asla yapamamış. Kapatması gereken yerleri de kapatmamış. Haftanın ödüllü oyununa sıra geldi. Dün Şeyma'nın evinde kavanozdan seçtiğimiz zarfta ne yazıyordu? Çeşit çeşit baharat, hangi gelin hamarat? Dün Şeyma 2 tane baharatı bilmişti. 90 saniye süren var. Gözlerin kapalı, koklatacağım. Tadına bakabilirsin, elleyebilirsin, pas diyebilirsin. 90 saniye süre içerisinde ne kadar fazla baharatı doğru bilirsen, burada görmüş olduğun kahve makinesi ve çay makinesi senin olacak. Cuma günü belli olacak. En fazla bilen gelinime hediyeleri bırakacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısın? Hazırım. Bir moral alkışı gelsin mi? Hadi bakalım. Paste gerekirse. Emin misin diye soracağım. Eminim cevabını almam gerekiyor. Anlaştık mı hayatım? Anlaştık. Süreyi başlatıyorum. 3, 2, 1. Sende. Bulamaz. Bulamayacak. Bilemeyecek bence. Mahallet. Anlayamıyor. Mahallet mi? Bilemedi. Emin misin? İkinciye geçtik. İmkansız Ezgi. Çok bilemeyecek. Hayır, bu köre. Bu köre. Köre doğru. Bu. Hisset, hisset. Pas diyebilirsin. Pas. Pas. Bunu bileceksin ablacığım. Yok mu? Nasıl yok? En kokulu nane. Yani.
Bu şey sumak. Hayır, sumak. Emin sumak misin? Sumak eminim sumak. Bu ne peki? Bunu da bilemeyecek. Tadına bak. Hayır. Kaşık verelim mi? Hayır, bu isot. Isot? Evet. Bu, hayır suyun akıyor, hadi bu ne? Karabiber. Karabiber, emin misin? Eminim. Son 11. 9. Hadi bunu bileceksin, bunu bileceksin. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sumak bitti. Sumak dedi. Doğruları sayalım mı? 1, 2, 3, 4, alkış. Aç hayatım. 4 tane doğru cevap verdin, Şeyma'yı geçtin. Önümüzde diğer rakiplerimize bakacağız. Çıtayı yükseltti hanımlar. Nasıl geçti? Çok heyecanlıydım Ezgi Hanım. Elin ayağın titredi, ne yapacağını bilemedin. Evet. Savaştın resmen, evet. Baharatlarla. Hepsinin tadına baktım. Pul biberi sok dedin. Hepsini... En çok kullandığımız şeydir bizim pul biber. Kesin bilirsin diye düşünmüştüm. Daha neye bu? Ya, koku yok dedi. Koku yok dedi. İlk başta alamadım. Alamadım. Baharatlar karıştığı için ilk başta alamadım kokuyu. Algı sonradan, değişti. Aynen, sonradan emin oldum. İso'da da o şey elle dokunduğum için hani benzettim. İkisi de acıydı zaten. Hep karıştı. Evet. Su isteyebilirsiniz. Su bunun için var. Evet. Arada kahve de koklatabilirim. Bilginiz olsun gelinler. Ama güzel, 4 tane bildin. Evet, daha İki nerede, dört nerede? Değil mi? Evet. Canım benim, kıyamam ben sana. Yazdık. 4 tane baharat bildi. Yarın devam edeceğiz yarışmamıza. Bakalım bu haftanın en marifetli gelini kim olacak? Bakalım kahve makinesini ve çay makinesini hangi gelinim olacak? O zaman şimdi burayı toplayalım. Sizi yatak odasına gönderiyorum. Bakalım Seda Nur'un yatak odası ve çeyizi gelinlerden not alacak mı? Gelinler ne yorum yapacaklar? Lütfen sizler buyurun. Burası bende. Hadi hayatım, sen eşlik et. Kızların beni geçeceğini düşünmüyorum. 10 tane bileceğimi düşünüyordum ama heyecanımdan dolayı 4 adet baharat bildim. Normalde baharat konusunda çok iddiasızım. Yarın daha iddiasız olacağım çünkü koku almıyorum. Tatarak bakacağım, inşallah geçerim 4 tane. Seda Nur Gelin yatak odasını şık spor tarzda düzenlemiş. Antresit rengi yatak başlığı spor tarzda. Bu nedenle damask desenli yatak örtüsüyle uyumlu değiller. Ayna kapak ve gümüş kulp detaylı antresit rengi gardırop gayet şık. Gri ve füme kombinli saten fonlar odanın tarzına hitap ediyor. Aynı şekilde antresit bordürlü gri halı da şık spor tarza yakışan bir seçim. Son olarak yatak başlığının üstündeki duvar yazısını odanın tarzına uygun bulmadığımızı belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Seda Nur'a bırakıyoruz. Kızlar yatak odası için yorumlarınızı bekliyorum. Neyi yorumlayalım? O kadar boş ki. Ben başlayabilir miyim? Bir şey soracağım, çok merak ettim. Yazı ne anlama geliyor? Yazı yatak odası olduğu için eşimle benim adıma bir yazı yani. Bir dekor. Yazıyı okuyup öyle mi uyuyorsunuz? Tersten böyle mi okuyorsunuz? Her şey. Buraya koysa hani okur, tamam. Yok, ama... Biz önce okuyoruz, sonra yatıyoruz. Ne bileyim, böyle bir evlilik fotoğrafı falan olabilirdi yani. Tablo olabilirdi. Tablo olabilirdi. Çok saçma bu yazı. Mutfaktakini getirebilirdin mesela. Yok, hayır. Ben kısa bir süre olduğu için yeni taşındık. Değerlendiremedim şu anlık. Böyle kullandım. Yatmadan önce oturup burada her şey seninle güzel falan mı diyorsunuz birbirine? Evet, her şey seninle güzel. Yani çok saçma. Ben yatak örtünü beğenmedim. Yani bir ağır bir duruşu falan yok. Yani onları da öyle koymak yerine biraz daha dik koyabilirdin, daha güzel görünürdü. Nasıl bence. Ağır bir görünüş nasıl yani yok? Bence... Yani bu sade bir şey olsaydı tamam hafif derdim, ağır değil derdim. Yani bunun bence bir... günlük kullanılacak bir şey. Dün senin yatak odanı da gördük. Üstünde böyle bir battaniye vardı, çok alakasız bir renk. Ha, ben de ne yapayım, sarı bir battaniye mi atsaydım yani? Yo, beğenecek miydin? Sarı bir battaniye atmana gerek yoktu. Onu ben kendim isteğimle koydum. Ben de bunu kendi isteğimle koydum ve gayet ağır olduğunu yani düşünüyorum. Yani kendi isteğinle koymana bir şey demiyorum tabii ki de ama ben yakışmadığını düşünüyorum. Bence yatak başı çok spor olduğu için yatak örtüsü çok göze batıyor. Senin aynen. Kafanı bu karıştırmış olabilir. Katılıyorum, olabilir. Ben bir şey diyebilir miyim? Fon varmış gibi ama olmayan fonlarından bahsetmek istiyorum. Yani ne gerek vardı?
Ya takmasaydın ya da hani daha güzel, daha kalın bir fon alsaydın. Ben çözdüm. Dokunmuş yani, perdeye eksik dokunmuş. Eksik kalmış. Kumaşı eksik kalmış, bu kadar dikebilmiş. Bence, ya da bir taneyi bölmüş de olabilir. Bence ben burayı bir doldurmalıyım yani. Dış ses, yanımda getirdiğim merdivenle fon perdeyi alabilir miyim? Tabii ki, hemen veriyorum. Bu arada Şeyma'nın size bir sürprizi var. Evet. Neymiş dedim bakalım? Ki hazır yere atmıştı. Ben onu hiç tekrardan takmadan aynı şekilde buraya yerleştireyim dedim. Fonu çıkarabilir miyiz? Hayır, çıkaramayız. Çıkaralım. Perdeyi ben çıkaracağım. İstemedi herhalde. Çıkmadı. Gerçekten bu ne yani? Aşkım yere attı. Benim tepkim çok farklı olurdu Şeyma. Tepkimi sessiz olarak gösterdin. Zaten gördük, aynı şekilde tekrar takabiliriz. Biz bence böyle daha iyi oldu gördüğün gibi. Tamamlayıcı parça olacak. Evet evet, kesinlikle. Kendi fon perdeni mi getirdin Şeyma? Evet. Yani hazır indirmiş dedim, yorulmuş yani, çıkmış oraya atmış yere. Hiç tekrar takmayla uğraşmadan. Sen de şimdi takarak yorulacaksın. Bence hiç zahmet etme. Pardon kızlar, şuraya bir geçebilir miyim? Ben şimdi kendinden getirdiğim perdeyi buraya asıyorum müsaadenle. As, için rahat et. Nasıl müsaade ediyorsun? Ben olsam izin vermem. Kendi izin almadan yaptı, o yüzden müsaade ediyor. Şeyma kendi evinde de bilmiyordun. Önce perde çıkartılıp öyle takılır yalnız. Aşkım yok, ben çıkartmayacağım. Ya da çıkartalım ya, daha doğru haklısın. Şöyle alabilirsin. Şeyma'nın perdesini getirmeyi doğru buldum. Sonuçta o yere atmıştı. Eksik bir parçasını tamamlamış oldu. Ben senin gibi atmadım, en azından alabilirsin dedim. Ben yere atmana müsaade etmedim, zaten tuttum. Şeyma'cığım, gece uyumayıp perde takma talimi mi yaptın yoksa? Aynen, eşime sordum dış ses nasıl takılıyor diye. Hazır böyle bir şey kalkacağım diye önden bir çalışayım dedim dış ses. Ya bu en azından bir karış gibi durmadı. Diğerini de getirseydin, keşke komple kapatsaydın. Ya yok, onu çıkartmıştın ya, tekrardan ben kendimi yormayayım diye düşündüm. Nasıl oldu Sedacığım, beğendin mi? Dediğim gibi diğerini de getirseydin de hani komple kapatsaydık. Kızlar siz nasıl buldunuz? Bence daha iyi oldu. Çok yakıştırdım, inanılmaz güzel oldu. Aynen, sana verebilirim diğer setini de getirip istersen. Teşekkür ederim, ben almayayım. Sen o uyumsuz odanda uyumsuz perdelerinde mutlu mutlu et. Ben sorayım dedim yine de. Zaten Seda... Yani iki fon perdeni birleştirsen ancak tek fon perde ediyor. Bu ne kadar küçük bir şey. Tam bir karış. Ya da ikiymiş. Bu bir tane alıp ortadan mı böldün? Hayır, öyle bir şey yapmadım. Vaktin bu... mi kısıtlıydı seçerken? Seçmeyi de oyunla alakası var. Yani kısa vakitte ölçü verememişsindir. Bu oda için bu ölçünün uygun olduğunu düşünüyorum. Büyük bir camım yok, büyük bir... odam yok. Gayet uygun bence. O zaman boydan boya perde asmayacaktım. Büyük değilse bize büyük olarak gösteriyorsun perdeyi takarak. Fonunu da ona göre ayarlaman gerekiyordu. Bence hiç kullanmasaydın bu oda çok daha ferah olurdu. Bu oda zaten ferah yani. Duvarlarda herhangi bir göz karartacak bir şey yok. Ben bundan kendime etek yaptırırım, çok da yakışır. Güzel. Göz karartacak yok ama göz kanatacak var. Oradaki o şeyi ben anlayamadım. Yani değiştirebilirsin. Evet, orada bir baca deliği galiba olabilir, evet. Ama kapağını değiştirebilirdin. En azından odama uyumlu bir şey takabilirdin. Beyaz takabilirdin. Çok rahatsız edici olmadığı için onunla... Aşkım sarı. Çok sarı. Rahatsız edici. Fonumla uydu şu an. Eğer ki Şeyma sana fonunu verirse evet okey uydu. Ama diğer türlü... O zaten kör noktada yani, o kadar dikkat çekmiyor. Buraya gelmediği sürece onu görmüyoruz. Kör noktada mı? Gözümüzün önünde. Canım sen görmek istediğin için görüyorsun şu an. Hayır, görüyorum yani, direkt parlıyor zaten. Evet, sen olmayan şeyleri de görmek istiyorsun. Olmayan bir şey de gayet de koymuşsun yani, evet. Oraya. Sen görmek istemediğin şeyi görmüyorsun veya senin gözlerinde problem var bence. Sana kart göstermek istiyorum. İşinize geldiği gibi değil, işime geldiği gibi. Bu işle alakalı değil, bence gözüne gelmiyor ama bilemedim. Kimin gözüne ne geliyor ne gelmiyor belli olur. Evet canım, haklısın. Kızlar, eteğimi nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Sana diktirebilir miyim aynı? Çünkü bu fon değil, bu etek kumaşı. Sen eteği de yarım diktirirsin. O zaten yarım seviyordur. Zaten belim o kadar ince ki bu bana yetti. Bu eteğimin fiyatı ne kadar? O 1000 liraydı sanırım. 2 yıl oldu onu alalı. Yatak örtünün fiyatı ne kadar? 2500 TL'ydi. Mükemmel sticker'larını öğrenebilir miyim? O 60 TL'ydi. Halılarım? Halılarım da annem almıştı. 1500 TL. Halılarım biraz
basit duruyor. Sanki daha ağır bir halı kullanabilirdin burada. Ya bence daha düz. Bence düz olsaydı daha sıradan bir yatak odası olurdu. Daha basit olurdu. Ben çok basitleştirmek için yani kenarlarında desen var zaten. Bağdaşıyor bence. Şimdi ben avizene bakıyorum da böyle fanus, top ne diyeyim yani bir ad veremedim. Ve çok yatağın uzun, büyük, yüksek. Avizen düşük. Yani eşinle mi çok kısa kalkmıyor musunuz hiç ya da ne bileyim tozunu alırken zorlanmıyor musun çünkü aşağıda kalıyor. Yatağımın yüksek olduğunu düşünmüyorum. Gayet ideal bir boyda. Onun uzunluğunu da ben kendim ayarladım. Çok yukarıda istemedim. Böyle uygun bir gördüm. Bir tık daha kısaltabilirsin bence. Ve şu köşelikleri ben taktım. O var zaten. Evet evin dekoru ama bence boyayabilirdin onu da. Hani estetik açısından hoş durmuyor. Çünkü odamda sarı orada, orası ahşap. Bence olmamış. Yani boyasaydın daha az göz yorardı diye düşünüyorum. Bunu zaten salonda da söylemiştiniz. Düşüneceğim. Avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? Avizenin fiyatı 150 TL. Bence. Mobilyanın fiyatı peki? 22 bin TL. Giyinme dolabı ve yatak başı. Evet, ikisi takım olarak 22 bin. Kombinler dahil. Evet. Hanımlar yorumlarınız bitti mi? Evet. Evet. Seda Nur, sence Şeyma'nın perdesi odana güzel oldu mu? Hayır, asla güzel olduğunu düşünmüyorum. İçim karardı, boğuluyorum resmen. Ses çıkabilir miyiz artık? Acaba misafirlerin de çıkmak istiyor mu? Yoksa kovuyor musun? Hayır, tabii ki de kovmuyorum. Yorumlara her zaman aç. Hanımlar, sizce Şeyma'nın perdesi burada kalsın mı yoksa çıkartalım mı? Kalsın tabii ki de. Kalsın mı kızlar? Kalsın. Sizin gönlünüz olsun o zaman. Seda Nur, çeyize gitmeden rakiplerine vermek istediğin bir mesajın var mı? Allah herkese benim mükemmelliğimden versin yorum dizisi. Başka böyle bir şey demek istemiyorum. Böyle mükemmellik verecekse vermesin. Herkesin görmek istediği gibi. Ortam daha fazla gerilmeden en iyisi Seda Nur'un çeyizlerine bakalım. Evet, evet olur ses. İşte 2 yıllık evli Seda Nur gelinin çeyizi. El emeği, göz nuru, dantelli havlular, tığ işi, yün banyo lifleri, çiçek süslemeleriyle dikkat çeken patikler, gelinimize anneannesinden hatıra bakır kap, kağıt iple örülmüş çantalar, çiçek motifli tığ işi şal ve gelinimize anneannesinden yadigar 60 yıllık bakır ibrik çeyizin kıymetlileri. Çeyizim için yorumlarınızı bekliyorum kızlar. Ben ilk olarak favori parçanı görmek istiyorum. Tabii gösterebilir ki. Misin? Şöyle göstereyim. Bunu kayınvalidem yaptı. Runner bu mı? Runner, evet. Masa örtüsü de var. Kayınvaliden başka bir şey yaptı mı peki çeyizine? Evet, bundan bir tane daha yapmıştı başka bir desen. İki tane nevresim takımı, el işlemeli yine. Aynı şekilde nevresimi bu. Diğer runner'ını da şöyle göstereyim. Runner ve nevresim yaptı o zaman. Hayır, birçok şey yaptı. Lifi var, patikleri var, örtüleri var. Havluları da çok. 20'ye yakın havlusu var. Sen? Seda, ben şunu merak ettim. O benim eşimin küçüklük elbisesi, kayınvaliden verdi. Hatıra olarak saklıyorsun. Evet. Peki Seda, bu defter nedir? Anılarını mı yazacaksın? Bu ajanda, el işlemesi, halamın gelini bana hediye olarak yapmıştı. Yazdın mı bir şeyler? Hayır, hiç açılmadı. Çeyizim için yapmış. Şıkmış. Seda, bu da mı hediye olarak geldi? Hayır, o anneannemden kalma. Bir 60 yılı var onun. Bunu da sormak istiyorum. Bu... O da aynı şekilde anneannemin. Onun da bir 60 yılı var. Çok eskiden. Yani çeyizin sence yeterli mi? Bence çeyizim yeterli. Bence yeterli değil. Yani benimkinden az olduğunu görüyorum ben. Ayın eksik. Evet, orada haklısın. Bence benim çeyizim daha fazlaydı. Yani burada fazla olarak hiçbir şey görmüyorum. Ellerini bağlamışsın, çeyiz bile bakmıyorsun. Bakmaya gerek duymuyorum o yüzden. Burada senin çeyizinden daha fazla bir çeyiz var. Asla düşünmüyorum. Bence yanılıyorsun. Senin göz yanılman bence. Neyse, senin için bakacağım. Şunu sormak istiyorum. Bu ne, şapka falan mı yani? Tam anlayamadım. O makine üstüne konuluyor. Yine el yapımı, halamın gelini çeyizimde yapmıştı. Ama sana şapka olarak kullanman için hediye edebilirim. Yok, pek kullanabileceğim bir tarz değil ama yine de eline sağlık yapan kişinin. Şöyle bir kafamda dursun. Topuzum da bozulacak. Yakıştı. Kızlar Nazettin Hoca'ya benzemiyor. Evet. Ya evet. Gerçekten. Evet. Seda, bir şey soracağım. Tabii. Dün Şeyma'nın çeyizine bayağı bir vurgulayarak az dedin. Sen kendi çeyizinin ne kadar olduğunu bilmiyor muydun bunu söylerken? Bence de. Sonuçta ikiniz de yeni evlisiniz ya. Benim çeyizim gayet yeterli. Onda bir ya da iki tane nevresim vardı. Bende 5 tane nevresim var. Bir ya da iki mi? Var. Evet, kaç tane nevresim bende var? Bende 4 tane normal nevresim vardı. Çeyiz daha fazla nevresim ne oluyor peki?
Hayır, şu an nevresim konuşulduğu için. Sende böyle dantelli işlemeli el işlemesi yoktu. Vardı aşkım, altta kalmış, görmedin demek ki. Pek araştırmadım. Seda, bu çantaları kim ördü? Yine dediğim gibi halamın gelini el işlemeleriyle uğraştığı için o kendi elleriyle yaptı. Çok şıkmış. Çeyizinde kendi yaptığın bir şey var mı? Çeyizimde benim ilk denemem. Bu lifi ben yapmıştım. Size göstermek istiyorum. İlk denemem. Güzel. Daha sonrasında bunu yapmıştım. Ne, bu çok tatlıymış. Ne koyacaksın onun içine? Sabun olabilir. Olabilir. Halanın gelinin çeyizine mi bakıyoruz yoksa senin çeyizine mi bakıyoruz? Sürekli ondan parçalar. Hayır, dediğim gibi kendisi el işlemeleriyle çok uğraşıyor. Çok severek yapıyor. Bunları da kendisi yaptı. Hepsi kendi el örmesiyle oldu. O yüzden size göstermek istedim. Eda'cığım, şunu alabilir miyim ben de onun yanındakine? Bakmak istiyorum. Bunların hiçbirisi dantel değil bu arada. Mesela bu örme olmaz. Mi? Bu alınmış, yapıştırılmış. Bu da aynı şekilde. Çok hazır çeyizdi. Mesela bu da. Çeyizin hep hazır ilerlemiş. Bu da hazır. Onu bohça olarak getirmişlerdi. Her şeyin hazır. Bilemedim. Hazır, asla hazır değil. Bu nevresimi göstermek istiyorum size. Bunlar da kendi elleriyle yapıldı. Kayınvalidem getirmişti. İşte yapılanlar çok az. Çok yetersiz. Çok az mesela olduğunu bu, düşünmüyorum. Ben bu havluya taktım. Onu da halasının gelini yapmış. Kesinlikle. Yapıştırmış. Eda dün fasulye suyu bulmuştu. Sence bu ne? Bu taze fasulye suyu. Diğeri neydi? Kuru fasulye miydi? Kuru fasulye. Gerçekten lifte neden yemek lekesi var? Yemek lekesi olduğunu geliyorum. Sanmıyorum. Sanmıyorum yemek lekesi olduğunu. Ağzını o da falan mı sildin peçete bulamayınca? O da bohçamda geldi. Da. Hani fark böyle etmiş. Sandık lekesi gibi değil. Bildiğin yemek lekesi. Dün Şeyma'da da vardı. Onun ikisi kuru fasulyeydi. Senin taze yemek fasulyeydi. Yemek lekesi değildi. Altından bahsetmiştim. Kullandığım parçaları koymadım çeyiz göstermek için. Ben şu renkli şey alabilir miyim? Tabii ki. Dissessiz. Atıyorum Rümeysa, yakala. Teşekkürler. Bu nedir hayatım? Battaniye mi? Şöyle için göstereyim. Bunları battaniye tarzında da kullanıyorlar. El işi mi? Evet, el işi. El örmesi. Bir dakika, tahmin edeyim. Bunu kesin halanın gelini yaptı. Hayır, bunu çok eskiden anneannem yapmış. Ellerine sağlık. Hanımlar, çeyizle ilgili yorumlarınız bitti mi? Evet, Dilses. Seda Nur, göstermek istediğin farklı parçaların yok mu? Seda Nur'un çeyizi yok. Için gösteremiyor bence. Zaten yorum yapılacak bir çeyizi yok. Dilses, tülbentlerimi gösterebilir miyim? Verir misiniz? Biz buraya tülbent bakmaya mı geldik? Farklı bir şey arıyoruz. Kızlar, zaten 35 çeşit yüz havlum var. Hepsi burada önünüzde gördüğünüz gibi. Biraz da tülbentlerime bakmanızı istiyorum. Seda Nur, rakiplerin yazmalara bakmaya pek ikna olmadı sanki. Evet, sonra da çeyiz az diyorlar. Tülbentin çok az. Devamını alabilir miyim bir ses? En iyisi hepsini o tarafa uçurayım, sen istediklerini alırsın. Almana gerek yok ki, biz buradan görüyoruz zaten. Neyi gösterip ispat etmeye ben çalışıyorsun yakın, anlamadım. Ben daha yakından bakmanızı daha iyi buluyorum. Seda, bunu kim ördü? Onu bir amcanın gelini mi bu da? Onu bir akrabamız İyi ki varmış sizin gelinler. Ha, senin hiç olmayacaktı çeyizin. Anneannemler, yengemler, annem sağ olsun. Kayınvalidemin de emeği var. Hepsinin emeği var. Bu el örmesi. Bebek battaniyesi gibi bir şey galiba. Hayır. Yastık kılıfı. Bu yastık kılıfı değil. Ben bunu çok küçükken Kur'an kursuna giderken kullanıyordum. Ha. Kur'an-ı Kerim'i koyuyordum içine. Çanta oluyor. Evet, çanta bu şekilde. Gibi. O da namaz var. Evet, bu da el, bu el emeği. Evet, belli. Annem yaptı bunları. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Üstüme doydu biraz. Evet. Hanımlar, az önce bitti demiştiniz ama yorumlarınız gerçekten bitti mi? Evet. Evet. O zaman son bir soru. Sizce bu çeyiz 100 bin TL'yi hak eder mi? Hayır. Neden? Hak etmiyor. Çok az. Çeşit yok. Yani havlu, tülbent, başka bir şey yok çeyizde. Ben az olduğunu düşünmüyorum. Belki altta kaldığı için göremiyorsun, sana az geliyor. Bu çeyiz 1000 TL'yi bile hak ediyor. Karıştırdım yani o kadar ama yok yani. Hep aynı çeşit havlu, işte aynı tülbent. Çeşit havlu yok yani, gösterebilirim. Değişik bir şey yok. Bebeğim havlu, tülbent. Aynı hep çeşit klasik. Havlu demedim zaten. Çeşit birçok olarak. Seccadem de var, birçok el işlemesi hepsi. Burada gösterebilirim yani. Özencim, sen ne diyorsun? Bana da çok az geldi. Yeni evli sayılır. 2 yıl. Çok uzun çok bir süre yeni. Değil. Çok yeni. Bence daha fazla olabilirdi. Daha çeşitli olabilirdi. Bence bu çeyiz 1000 TL'yi bile hak etmiyor. Saygı duyuyorum fikirlerinize. Ben kesinlikle kendimle eş bile görmüyorum. Çünkü benim çeyizim daha fazlaydı. Ona rağmen kötü yorum gelmişti. Yani 100 bin TL'yi hak ettiğini düşünmüyorum bu çeyizin. Bu sadece bir çeyizcik. Benim çeyizim gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Seda Nur, yorumlar biraz canını sıktı gibime geliyor. Bu durumda hangi mesaj kartını gösterirsin? Hemen göstereyim bu istes.
Bizim moralimiz bozulmaz, nazar değer. Buna nazar değmez ya. Bize değecek şimdi. Sizin fikriniz öyle. Bana göre öyle değil. Sırada sunum masan var. Sunumunda iddialı mısın? Sonuna kadar iddialıyım listesi. Hadi o zaman iddianı görelim. Çeyizini komple halasının gelini düzmüştü zaten. 2 yıllık evliye göre çok az bir çeyizi vardı. Ve bayağı bir eskiydi çeyiz. İşte Seda Nurgelin'in 25 çeşit ikramdan oluşan sunum masası. Elmalı kurabiye, haşhaşlı rulo börek, çerkez tavuğu, kaldırık kızartması, yarmalı kara lahana sarması, buzluk böreği, şekerpare, laz böreği, çiğ börek, fındıklı kurabiye, çikolatalı pasta, gül böreği, kuru dolma çeşitleri, kısır, şalgamlı kuskus salatası, yaprak sarması ve çiğ köfte masadaki lezzetlerden bazıları. Benim 2 yıllık gelinim Seda Nur'un sofrasındayız. Kendisi Giresunlu, Sakarya'ya gelin gittin. Değil mi hayatım? Evet. Soframızda yöresel neler var? Soframızda ısırgan çorbası var. Isırgan da denilebiliyor. Giresun yöresine ait. Kabak tatlımız var. Sakarya'ya olmazsa ait. Olmazsa olmazı. Evet. Fasulye var. Taze fasulye turşumuz. Yarma sarmalımız var. Bu da kara lahanadan sarılıyor. İçinde yarma konuluyor. Giresun'dan gelen pestilim var. Karabük safranbolu lokumumuz var. Emeği geçen herkese teşekkür edelim. Evet. Kimlerin emeği var başka? Say. Komşumun, Emine ablamın, Fatma ablamın, Rabia ablamın ve yengem, Zehra yengemin, Hur yengemin, Hilal yengemin emekleri var. Herkese birer lezzet vermiş yaptın. Sen bir şey yaptın mı? 10 tane isim saydı. Evet, ben Giresun pastası yaptım. Ay sağ olasın. Ay kıyamam. Kendini yormadın. Ya sevenin çok. Seni evet. Yormamışlar, strese sokmamışlar. Evet. Evet. Kıyamam ben sana. Güzel gelinim benim. Şimdi sofranı değerlendireceğiz. Kiminle başlayalım? Dün senin evindeydik. Evet. Senden sonra gelin evine yakışır. Nasıl bir sofra? Yani sofrada genellikle sunumluk olarak çok eleştiri olmuştu. Sunum tabağı olarak evet, mı? Evet. Benim örtümün beyazını kullanmış. Masa örtünün. Evet. Aynısı evet doğru. Aynen. Sen siyahını tercih etmiştin. Tabağın şekilleri de benziyor, sadece renk konusunda benzemiyor. Dur tek tek anlaşalım. Şimdi servis konuşuldu dedin. Burada nasıl? Servis tabakları uyumlu mu? Yani bu taraf uyumlu cam. Altta porselen de görüyorum. Yani yarı sen buna yorum yapmış mıydın? Porselen tabaklarımla uyumlu. Tabaklarımın bir parçası zaten. Başka bir şey kullanmadım. Cam kaplarımı bardaklarımla uyumlu bulduğum için kullandım. Bunu bir konuşalım. Dün gerçekten çok konuşulmuştu. Ne düşünüyorsun hayatım? Sen bunun için yorum yapmış mıydın? Evet, onun masasına asla uymuyordu. Bu zaten siyah rengini kullanmıştı. Ben beyaz rengini, beyaz tabaklarımı kullandım. Bu da uymamış. Bu da uymamış dedi. Dün sen tabaklarında farklılıklar olduğunu söyledin. Diyor ki, sende de farklılıklar var. Neden öyle bir yorum yaptın? Onunkinde çok fazla göz yoruyordu. Gold vardı, gümüş vardı. Sunumlarda. Cam olarak kaseler vardı. Çok karışıktı onunki. Benimki karışık değil diyorsun. Evet, asla değil. Nasıl sunumluklar? Ezgi Hanım, günlük. Çok günlük yani misafir için uygun bulmadım. Yani normal hayatımızda günlük kullandığımız sunumluklar bunlar. Bence bize özel bir şeyler kullanmalıydı. Ha. Nasıl mesela? Ayaklı sunumluklar? Tabii ki daha şık. Cam evet cam güzel bir şey kötü değil ama daha şık cam sunumluklar var. Ha. Rümeysa böyle geriden bakıyor. Anlat hayatım sofra nasıl? Tabak zaten sade ama şık. Beğendim. Yalnız herkese yaptırdığı için, kendi yapmadığı için herkese camda yapın ki bir uyum yakalamaya çalışayım demiş. Basitleştirmiş burada. Bir porselen beklerdik. Birkaç çeşit haricinde porselen göremiyoruz. Masada içecek yok ama bardaklarımız var. Masa su var örtüsünü beğendim. Su da yok. Ne su yok? Hiçbir şey yok. Şuradan geçecek gırtlaktan sıvı bir şey yok. Evet, çay var sadece. Bir de marulları tüm tüm koysaydı, göbek ve marul... Göbek. Yani tüm tüm koysaydı... Komşuma yaptırdığım için öyle. Yani geldiği zaman düzeltebilirsin onu. O öyle evet. Göndermiş. Sen sorayım burada, virgül koyayım. Sence olmuş mu? Olmamış, evet. Sen görmedin mi bunu abla masaya getirirken? Gördüm. Niye öyle duruyor orada iki göz? Üşenmiş. Hayır üşenmek değil yani. Sonuçta o olumsuz olmazdı. Ben de gerek duymadım. Yapraklarını ayırıp tek tek böyle şık bir şekilde koyabilirdin. Yapmayı üşenmişsin bence estetiğine dikkat edebilirdin. Göbeği alabilir miyim oradan? Şöyle vereyim sana kabıyla beraber. Ne yapacağım?
Şık bir sunum yapacağım size. Bir tanesi. Altta kalmış görünmüyor. Bu konuda katılıyorum. Sen de zaten katılıyorsun. Evet. Ellerine sağlık, emeği geçene. Teşekkür ediyoruz. Böyle aralara, evet, kenarlara, evet, değil mi? Biraz. Ellediklerimi ben yiyeceğim. Sadece kenarlara bu şekilde dizip süsleyebilirdim. Heyecana gelmiş diyelim. Hadi veriyorum. Masa örtüsü nasıl bir Meysa? Ben masa örtüsünü beğendim. Sade, şık. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ezgi Hanım, çay var, şeker yok. Ben şekerli içiyorum mesela çayımı. O konuda da haklısınız. Evet. Zaten gördüklerimden sonra şekerim de biraz düştü açıkçası. Ama tatlıyla başla. Evet hayatım, bak Giresun'dan gelen pestilim var. Ondan yiyebilirsin. Ezgi Hanım, ben şu masayla ilgisi olmayan mavi peçetelerden alabilir miyim arkadaşımdan rica etsem? Şöyle ben mavi peçeteyle renk katmak istedim sunumuma. Suya bandırılmış gibi ama. Yani sen öyle görüyorsun. Uymamış dedi. Uymuş mu? Ben renk katmak istedim peçetelerle. Özellikle kadar mavi tercih, evet, ettim. Evet. Katmamış. Renk bu değil yani. Sadece bunun renk olması masaya renk katmıyor. Ne olması renk katıyor peki? Bence başka yerlerde de eğer masaya renk katmak istiyorsan birkaç yerde daha renk. Mesela atıyorum peçeteliğin bir tık daha renkli olabilirdi. Peçete ne renk olabilirdi? Renk katmak istesen. Eğer hiç renk yoksa beyaz olmalıydı. Beyaz hafif desenli olabilirdi. Yemek takımı zaten benimkinin sadece düz olanıydı. Renksiziydi. Asla hiçbir şekilde benim masamla yan yana bile gelemez. Ezgi Hanım, benim çatalım yok. Servisim eksik. Dur ben dikkat edeyim. Ben vereyim sana. Al bebeğim. Teşekkür ederim. Pizzayla zaten yeterince masayı renklendirmişsin. Biber var, yeşil görüyoruz. İşte sucuk var, kırmızı. Domates var, kırmızı. Salça var, turuncu gözüküyor. Yeterince renklendirmişsin. Bence mavi peçeteye gerek yoktu. Komşum onu yapmak istemiş, kendisi yapmış. Ellerine de sağlık diliyorum. Ben servisi de az buldum Ezgi Hanım. Yani dün servis, de bunu söylemiştim. Servis, evet, bir tane kaşık var, çatal, işte onları da az buldum açıkçası. Kaç birkaç tane, tane görüyoruz. Kaç çeşit yemeğin vardı? 25. 25 çeşit de bence 25 tane sunum olması gerekiyor, servis olması gerekiyordu. Bakalım sen de görebilecek miyiz? Görürsün canım ben de. Peki sende daha fazla vardı değil mi hayatım, sunum kaşığı? Evet. Öyle hatırlıyorum. 3 tane sence yeterli mi? Ben yeterli olduğunu düşünüyorum şu an. Herhangi bir şeye ihtiyaçları varsa zaten yardımcı olabilirim. Yani 3 tane servis kaşığıyla tatlıyı mı alalım, dolmayı mı alalım, kısırı mı alalım? Yoksa çorbayı mı alalım? Tatlıyı mı? Yani tatlıyı tuzluyu karıştıralım mı? Hayır, karıştıralım. Güne mi geldik biz buraya? Hepsi için bir tane kaşık kullanabilirsiniz. Tatlıyla tuzluyu. Hayır, hepsi için birer kaşık dedim. Tatlı için bir kaşık, tuzlu ama için. Ama o zaman iki çeşit yiyeceğiz. Yani ben dolmanın tadı, örnek veriyorum, kısıra geçsin istemiyorum. Ev sahibi bize cevap vermiyor ki Ezgi Hanım. Biz konuşup konuşup duruyoruz. Afiyet olsun. Ben soframı çok güzel buluyorum. Çok da göz yormuyor dünkü gibi en azından. Çok fazla iyi olduğunu düşünüyorum düne göre. Diğerlerini de göreceğiz zaten. Benim kadar iddialı olduklarını düşünmüyorum. İddia? Evet. İddialısın ama cevap vermiyorsun. Pizzayla mı iddialıyız? Ben tattım yani pizzaya biraz. Yani yapılan şey sonuçta, ben yapmamışım. Hani ben yapın da dememişim. Yapana da niye yaptım mı diyeceğim. Yapanın ellerine sağlık ama sofraya koymayabilirdim veya gördüğün zaman daha değişik de sunum yapabilirdim. O da çok özensiz. Şimdi sana yapılmış olsa yani sen, ben bunu istemiyorum, bu güzel olmamış. Televizyonda hani ben bunu yapmıştım nerede demeyecekler mi? Tekrar ediyorum, koyabilirsin, sunumunu farklı kullanabilirsin. Bu kadar beni rahatsız etmez. Ama dediğim gibi onlar yapmış, onlar düşünmüş, getirmiş. Getirdi ama sen değiştirebilirsin diyorum Seda. Biz bugün anlaşamıyoruz seninle. Son dokunuşları sen yapabilirdin. Yani olanı senin direkt masaya getirmiyor. Senin masan olduğu için değil mi hayatım? Evet. Sen iddia dedin de kaldın. Bir iddia görmüyor musun? Ben bir iddia görmüyorum. Bu sofra seni rahatlattı mı yarışmacı olduğun için? Ben çok daha şık bir sofra bekliyordum. Ya da kendine özgü bir şey yapabilirdi yani, bir süs. Bir şey soracağım, bunu neden koydun? Suplaları. Neden yani? Çıkaralım çok... bir tanesini şöyle. Örtünün üstünde, ha, ortada da var. Zannettim. Yok, hayır. Neden? Bence olması gereken bir şeydi. Dün de görmemiştik. Niye, bu olmazsa yemek yemiyor mu? Özel bir misafir olduğunuz için bence kullanılması gerekiyor. Daha çok böyle yatak odasında komodinin üzerine kullanılacakmış gibi duruyor. Çok beğendiysen verebilirim yani, sen kullanabilirsin. Yok, ben kullanmıyorum bu tarz şeyler. Bir de bir şey soracağım. Neden bu kadar özensiz bir sunum? Ben şu an komşumun evinde sohbete gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Ben özensiz olduğunu sanmıyorum. Ama ben fikrimi söylüyorum.
Sonuçta burada bir sürü emek var yani. Tatları inanılmaz güzel. Evet. Tatlarına bir şey demiyorum. Yapanın ellerine sağlık. Neden bu kadar özensiz davrandın? Bence gayet özenli. Bence özensiz. O çiğ köfte önümüzde kocaman bir cam kase değil. Mesela bu daha çok böyle işte bu tarz camı. Evet, onun oval bir sunum olabilirdi. Zaten. Pizza başka bir kapta olabilirdi. Börek başka bir kapta olabilirdi. Çok özensiz. O çiğ köfte mi, mercimek köftesi mi? O çiğ köfte. Ezgi Hanım, ben bu kartı göstermek istiyorum arkadaşlarıma. Ne yazıyor? Bizim moralimiz bozulmaz, nazar değer. Sabahtan beri aynı şeyleri yapıyorsun Seda. Aynı şeyi gösterip bence duruyorsun. Moralin biraz bozulsun da düzelt lütfen artık. Bence çok da yerinde. Yani sizin kötü yorumlarınızla sanmıyorum düzeleceğini. Yorumlardan sonra düştüm diyorsun. Evet. Tabaklar nasıl? Kaşıklar, bardak seti, iddialı gelinim. Yani dün 60-70'ti. Bugün yaşı mı? Tabakların yaşı. Tabakların yaşı dün 60-70'ti. Bugün 40-50. Yine de güncel değil diyorsun. Senin senin gününde de artık 20'yi görürüz. Benim günümde konuşuruz. Konuşalım. Rümeysa, bardaklar uyumlu mu? Nasıl? Bardaklar uyumlu. Ben özene katılmıyorum. Ben tabaklarını beğendim. Onlarda uyum var mı? Dün gold'la gümüş uyumsuz dediler. Evet. Kafamız karıştı dediler. Evet, burada yeterince uyum var. Gümüş kullanmış. Sunumluklarında da gümüş kullanmış. Hani gözü rahatsız edecek bir durum yok şu an. Beni tek rahatsız eden şey pizza. Ama onun dışında bir de Seda'nın şu an yemek yemeyişi, bize katılmayışı ve çok sessiz oluşu beni çok rahatsız ediyor. Bir ev sahibi gibi değil mi? Değil. Yani ben öyle hissetmiyorum. Şu an ben daha çok konuşuyorum. Sanki ben ev sahibiymişim gibi. Seda kendi yapmamış olabilir ama yemekleri savunabilir. Ki yemeklere hiçbir lafımız yok. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Ama sunumunda hani onun yapması gerekirken onun bize şu an cevap vermesi gerekiyor. Ama hiç kesinlikle cevap vermiyor. Ezgi Hanım, kötü yorumlardan sonra enerjimi çok düşürdüler. Yani bir şey demek istemiyorum onlara. Şimdi herkes herkese yorum yapıyor. Sen de diğer günler yapacaksın ki dün de yaptın. Evet. Öyle değil mi? Evet. Sonradan keşke şunu söyleseydim demeni istemem. Pişmanlık duymanı istemem. Onun için lütfen aklına gelen şeyi konuş. Dış ses soğuk su alabilir miyim Seda'ya? Seda Nur su mu istedi ki? Birazcık sirkesin, kendine gelsin bence. Teşekkür ederim canım, düşündüğün için. Sen düşünmemişsin, ben seni düşüneyim. Teşekkür ederim. İçecekleri özellikle mi tercih etmedi? Tamam, suyu unutmuş olabilirsin ama çay olsun sadece istedin. Hayır, hepsi vardı aslında. Unuttum. Unuttum. Evet. Yani Seda, artık bizimle konuşur musun? Kusura bakma. Aramıza dön be. Evet, aramıza bir döner misin lütfen? Biz de mi yemeyelim? Yememizi mi istemiyorsun? Hayır, ne alakası var? Dün Şeyma'ya aynı şeyi söyledik. Ev sahibi yemezse gelen misafir de rahat hissetmez kendini dedik. Şu an sen de hani koymuşsun ama yemiyorsun. Ellerini bağlamışsın, bizi dinliyorsun sadece. Lütfen bir cevap verir misin artık bize? Soğuk suyunu alalım biz dış ses. Uzatıyorum, alabilirsin. İyi misin gerçekten? Ben değilim. Değilsin. Nasıl rahatlatabiliriz seni biz? Suyunu iç. Senin biraz için ne yapabiliriz hayatım? Teşekkür ederim, şu an iyiyim. Yemeğe devam edebilir miyiz? Tabii ki de. Sen de lütfen. Kendi masan gibi yer misin lütfen? Yiyorum ben zaten. Lütfen sen görelim, bir görelim. Bak, yiyorum. Ama masanı sahiplenip oturmuyorsun bir de Seda. Nasıl oturabilirim? Taht mı getireyim kendime? Yani taht getir demedim ama tahta oturuyormuş hissi verebilirsin bize. Mesela bunu da göstersin mi? Yani bir rahat ol. Bu masa senin masan. Şu an eleştireceğiz ve sen bize bunun cevabını vermek zorundasın. Hiçbir şekilde sesin çıkmıyor, yemiyorsun. Veriyorum zaten. Haklı olduğunuz yerlere de hak veriyorum. Yani hak veriyorsun da hak vermekle cevap vermiş olmuyorsun. Nasıl? Kart gösteriyorsun, haklısınız diyorsun, doğru söylüyorsun. Çünkü sen burada yapılanların nasıl yapıldığını ya da neden yapıldığını bence sen bilincinde değilsin. Biraz hazır bir sofraya konmuş gibi olduğun için olabilir mi cevap verememen? Benim sevmemiş olabilir misin acaba? Hayır, asla. Dün de sadece bir çeşit yapmıştı Şeyma arkadaşımız. Bununla bir alakalı. Ama masasını yine de sahiplendi bence. Sana nazaran evet, masası seninkinden daha az beğenmiştim. Karışık gelmişti ama evet, bence sahiplenmişti. Ben de sahipleniyorum. Sonuna kadar sunumun uyduğunu düşünüyorum. Her şeyde bir uyum var bence. Asla bir karışıklık yok. Yemeğin sadece çiğ köftesine katılıyorum. Görünüş açısından sıkıntılı. Onun dışında hepsinin arkasındayım. Rümeysa dedi ki
Sofrasını dedi seninkinden daha az beğendim dedi. Buna katılıyor musun sen? Senin sofran mı bu sofra mı? Ben benim soframı daha çok beğeniyorum. Bence benim sofram. Bence Şeyma'nın sofrası daha özenilmiş bir sofraydı. Sence? Ben sofrasını çok beğenmiştim Şeyma'nın. Ben uyum açısından bakıyorum. O yüzden öyle söyledim. Yoksa tabii ki de Şeyma'nın sofrası daha fazla hani özenilmiş bir sofraydı. Sunum açısından söyledim ben. Bu sofra renk sanki böyle alınmış, yapılmış, konulmuş. O kadar. Şey, ne derler? Self servis yerlere evet, gidersin evet. Ya yemek alırsın. Öyle bir izlenim verdi yani. Yani biraz konuşmasını istedim aslında. Bu yüzden de üzerine gittim. Bir insanın bam teline basarsan sesi çıkar. Ama Seda'nın bence bir bam teli de yok. Bu 40-50 yaşındaki tabakların fiyatı nedir? Her tabaklarımın gibi. Fiyatı 3000 TL tam tabi. 2 sene önce aldı. Evet. Çatal kaşık için değil mi? Hayır. Onların fiyatı ne kadar? Onlar da 1500 TL'ydi. Bardakların peki? Onlar da tam takım şeklinde 500 TL'ydi. Yarışma için aldığın bir şey var mı? Suple falan? Bardaklarım yarışma içinde, supleler de aynı şekilde. Masa örtüm ve peçetem de aynı şekilde yarışma için aldım. Suplalar merak edenler için? Onları da takım olarak 150 TL'ye almıştım. Kaç parça bu? Her tabağın altında birer evet. Var, bir de ortada da var. Evet, ortadaki runner oluyor. Ha bütün evet, o. Evet, evet bütün. Şöyle yuvarlak evet, yuvarlak gidiyor bütün. Çünkü. Evet. Seda Nur bir şey soracağım. Masa biraz küçük değil mi? Masam mutfakta gördüğünüz masa açılır demiştim. Yani o masayı kullandım. Bu açılmış hali mi? Evet, bu açılmış hali. Salonda masan yok. Yok evet. İhtiyaç duymuyorsun. Diğer evde ihtiyacımız yoktu, yerimiz de yoktu. 2+1'di. Bu biraz daha büyük olduğu için yeni taşındık, 1 ay oldu. Yani daha tam yerleşemediğimiz için böyle. Evet, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok lezzetliler. Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun Ezgi Hanım. Şimdi güzel lezzetlerimizi yiyelim, çayımızı içelim. Sonra da sevgili eşiyle nasıl tanışmış, tanışma hikayesiyle de devam edelim. Afiyet olsun. Yıllık evli gelinim Seda Nur, kıymetli eşi Kerem'le nasıl tanışmış? Ezgi Hanım, biz dayımın düğününde tanıştık. Dayımın eşi yani yengem, onun halasının kızı oluyor aynı zamanda. Evet, ondan sonra ben onu ilk gördüğümde zaten hani dedim yani konuşmam lazım onunla yani dedim. Hoş adam dedin. Evet, ondan sonra sosyal medyada ben gördüm. Daha sonrasında o bana mesaj attı. İlk sen mi attın? Hayır, o attı. Ondan sonra konuşmaya başladık. O da seninkini öğrenmiş demek ki. Evet, fark etti. O da düğünde fark etti. Daha sonrasında buluştuk bir hafta sonu. İkinci hafta sonunda buluştuk. O geldi Bursa'ya. Üçüncü hafta sonunda dedim ben geleyim hani Sakarya'ya. Daha sonra yemek yediğimiz yerde ben telefonumu unuttum. Ailem de beni Bilecik'te diyebiliyordu. Onunla görüştüğümü bilmiyordu buluştuğumu. Çıkacak ya ortaya. Evet. Saklı gizli işler böyle olur. Evet. Ayağı dolanır. Ha. Evet, sonra annemle konuştum. Hani bir tartışma geçti. Daha sonrasında ablasına gittik eşimin. Ablasında kaldım ben o gün. Annemlerle hani konuştuk falan. Sabahına da hazırlıklar oldu aniden, söz elbisesi, yüzük falan. Nasıl ya, ben anlamadım. Bir telefonunu unuttu, direkt evli evet. Nikah günü almışlar. Evet, öyle oldu maalesef. Annen dedi ki sen oraya gittiysen seni istemeye gelsinler mi dedi. Hayır, hani babamla şey yap, babama söyleyeceğini söyledi. Ben de hani çekindim. Sonra hayır kaçtım dedin. Ben de dedim hani gelemem dedim öyle söyleyeceksen. O da hayır söylemeyeceğim dedi. Daha sonrasında ben pek inanamadım. Ha, sen korkudan dönmedin. Evet. Sonra yengemin annesi babası geldi işte o akşam. Konuştuk, anlaştık zaten annemlerle. Sabahına da biz hazırlıkları yapıp... Üçüncü görüşmende? Evet. Yengemin annesi babasıyla beraber Bursa'ya gittik. Korku nelere kadir, evlendirmiş vallahi. Onlar da akşam istemeye geldiler. Sevgililik süreci yok. Yok. Evet. İyi ki de telefonumu unuttum diyor musun? Diyorum çünkü... Yoksa böyle gelişmeseydi, daha geniş olsaydı mı diyorsun? Ya geniş de olsa iyi olurdu ama çok şanslı olduğumu düşünüyorum eşinden yana. Bir şans. Evet. Yine de anneden babardan habersiz çünkü 19 yaşındaymışsın evet. Hayatın. Gene de iyi insanlarla karşılaşmışsın evet. Eşin. Evet. Farklı aileler de çıkabilirdi. Evet, onun için de. Gençlerimiz
tedbirli olmalı. Herkes çoluğunun çocuğundan gözünü ayırmasın gerçekten. Hani Allah seni korumuş diyelim. Evet. Kısmet diyelim. Kısmeti ayağınla gitmişsin diyelim. Ama böyle yapmayalım bence. Değil mi? Evet, katılıyorum. Bunu da bir belirtmek lazım. Evet. Sonra istemeye geldiler. İstediler. Evde oldu. Söz falan yaptınız. Evet. Yüzük takıldı. Evet, 30 kişi falan vardı. Dayısı kesti yüzüklerimizi. 2 hafta sonra da nikah kıydık biz. Aa. Yıldırım evliliği. Gibi olmuş. Nişanlı kalsaydın. Demişler ki hayır işini fazla uzatmayalım. Evet onlar. Şimdi söz oldu istemeye geldiler. Bu istemeye gelmeleri galiba. Evet isteme. Şimdi bir şaşkın yani. Ben en son sosyal medyadan yazmıştım. Buraya Allah'ın emri peygamberin kavli ne oluyor falan o da demiştir. Evet, çok panik olduk Ezgi Hanım. 3 gün falan yemek yemedik yani. Bacaklar titriyor babadan. Evet. Değil mi? İstemeye geldiler. Neler ikram ettiniz? Hazırlığın nasıl oldu? Kıyafetini ne ara aldın? Dediğim gibi Ezgi Hanım, sabah erkenden kalktık. Alışverişini, kıyafetini, yüzünü, her şeyini alıp öyle geldik Bursa'ya. Sen oraya gitmişken hazırlıkları da yapıp döndün eve. Evet, hazırlıkları yapıp döndüm. Kaç gün kaldın onlarda? Hayır, yengesiyle? Sadece o akşam o kaldım, akşam. Sabahına döndüm. Bu kadar hızlı hazırlık yapan gelin az bulunur. Evet Ezgi Hanım, çok hızlıydık. İkramları da yengemler sağ olsun yapıp burada Bursa'ya getirdiler. Nişan bohçası, söz bohçası. O da aceleyle hani iki bohça yapmışlardı kayınvalidem. Ne yapsın kayınvalidene de yazık. Ne olduğunu anlamadı kadıncağız. Sözünü nerede yaptın? Sözümü kendi evimde yaptım. Evde yaptın. Organizasyon evet. Tuttun mu? Hayır, hiçbir şey tutmadım. Aceleyle oldu zaten. Elbisen sözünde giydiğin evet, elbisen sanırım. Evet. Fiyatını öğrenebilir miyim? Fiyatı 1500 TL'ydi. Takı taktın mı? Hayır, takı takmadılar. Hazırlıksız yakalanmışlar. Evet. Öyle. Bohça getirdim. Evet. Nişan yaptınız mı? Nişan yapmadık. Kına gecesi? Yaptık. Bursa'da yaptık. Kınamızı. Bursa'da yaptınız. Siz zaten istemeye geldikleri zaman günü belirlediniz. Evet, günü belirledik. Salonda yapılmış, bayağı da kalabalık. Evet, kalabalık. Kaç kişilik salon burası? 300 kişilik falandı. Neler ikram ettiniz hayatım? Kurabiye, tuzlu kurabiye ve pasta vardı. Bir organizasyon var mı? Sen gelinliğine girdin burada. Evet, çünkü hani Bursa'da olan arkadaşlarım falan gelemeyecekti düğünüme. Hı hı. Gelinlik de görmelerini istedim. Gelinliğin fiyatı ne? Gelinliğimi biz çok ucuza kiraladık. Hı. Tanıdık vasıtasıyla oldu, 500 TL'ye. Aa, çok iyi. Kınalık hiç mi giymedin? Sadece üstüne kaftan tarzı bir şey giydim. Gelinliğin üzerine. Evet, üzerine. Nasıl? Çıkarmadın hiç gelinliği? Hayır, çıkarmadım. Organizasyon yoktu değil mi? Hayır, yoktu hiçbir şey. Ne kadara tutmuştun kına yerini? 7000 TL'ye tuttuk. Altın koydular mı? Evet, çeyrek koymuşlardı. Kınamla sözün arasında ne kadar var peki? Kınamla sözüm arasında 1,5 ay var. 1,5 ay. Sonra nikah yaptın. Aynı gelinliği giymişsindir değil mi? Nikahta elbise giydim. Elbise giydin? Evet. Elbisenin fiyatı nedir? Elbisenin fiyatı 400 TL'ydi. Düğünde takı olarak ne vardı? Düğünde 3 tane bilezik taktılar. Bir tane çerçeveli çeyrek taktılar kolyesiyle. Gelinliğin çok hoş. Pastan evet. Bayağı görkemli. Kaç kişilik salon hayatım? Kaç kişi vardı? O da 300 kişiydi. 300 kişi. Evet. Neler içindeydi salonun? Organizasyonun? Organizasyonu tutmadık yine. Yo yo. Düğün salonunda neler dahildi? Pastası. Evet, pastası. İkramlıklar. Evet, araba süslemesi de vardı. Hı. Ne kadar harcadın düğün için? Düğün için düğün salonumu 10 bin liraya tuttum. Gelinliğimi de 500 demiştim. Kuaförüm de 1500 TL. Ama kayınvalidene helal olsun. Eşini yeni kaybetmesine rağmen ve o kadar çok acele etmişsiniz ki. Her evet. Şeyinizi yapmış bence. Hı. Tebrik eli, ediyorum onu. Ayağı birbirine dolanmıştır. Evet. Ona stresli rağmen, bir süreç yani. Ona rağmen yapılmış. Hazırlıksız da olabilir. Evet. Evet. Canım benim elinden geleni yapmış. Yapmış. Her şeyi de çok güzel yapmış kayınvalideciğin. Tek başına helal olsun. Palayına gittiniz mi? Evet gittik. Sapanca'da yaptık. 2 gece 3 gün. Bak balayından bile geri kalmamışlar. Kayınvalide göndermiş. Aynen. Canım benim ya. Balayına ne kadar ödediniz peki? Balayına 2750 lira ödedik. 3 gün? 2 gece 3 gün. Çok iyi. Evet. Fiyatların çok güzel. Evet yine tanıdık vasıtası var. İyi ki tanıdıklar var değil mi hayatım? Evet iyi ki. O zaman evlilik teklifi falan hiçbir şey olmadı. Evlenme teklifim oldu. Ha. Evet. Hangi ara yapmış? Telefonla aradı sonra evlilik teklifim oldu. Görüntü var mı? Var. Ah! Görelim. Görelim.
Nikahtan 2 gün önceydi. Ha, nikahtan 2 gün önce. Adet yerini bulsun. Sen dedin mi? Bir evlilik teklifim bile yok. Dedim Ezgi Hanım. Der o da. Bir hafta da hepsini yaşamışlar. Oraya çocuğu göreceğim diye geçmiş, evet. Yüzüğü taktırmış, o getirmiş. Değil mi? Adamı koluna takmış yani. Her şey falan da patlamış yani. Evlenme teklifimi işten gelmiştim, servisten inmiştim. Hiçbir şeyden haberim yoktu ama Ezgi Hanım. İndim ve servis geçti. Karşımda onu gördüm. Bir anda patladı, her şey yanmaya başladı. Türk filmi gibi. Bir anda karşısına çıkar ya. Evet. İçinde kalmasın demiş. Hayatıma da öyle girdi zaten bir anda. Evet. Bir anda. Çok hızlı olmuş. Evet. Canım, bir ömür mutlu olun Kerem'le. Evet, İnşallah. Çok canım teşekkür benim. Ederim. Arayalım mı eşini? Arayalım Ezgi Hanım. İlişki testine geçelim. Bakalım Kerem'le birbirlerini ne kadar tanıyorlar. 2 senedir birlikteler. Evet. Tanışmaları, evlenmeleri. Bir de 9 aylık bir evladın var. Evet. İsmi ne? Umay. Umay, maşallah. Şansı bahtı güzel olsun. İnşallah. O da 19 yaşında erkek arkadaşıyla buluşsa korkutur musun onu, eve gel mi dersin? Korkutma. Yoksa evlen mi dersin? Hayır, korkutmam Ezgi Hanım. Değil mi? Evet. Kızlarımız, çocuklarımız bize her şeyi anlatabilsinler. Evet. Cesaretleri olsun. Her zaman onların anne baba olarak yanlarında olalım. Onlar da zaten o güveni alınca, evet, doğru yoldan şaşmazlar diye düşünüyorum. Her şey annede babada da bitiyor, evet, değil mi hayat? Evet Ezgi Hanım. Korkutmak da çok iyi değil. Kesinlikle. Evet. O zaman eşini arayalım, hadi bakalım. Arayalım Ezgi Hanım. Efendim? Hayatım, sesini hoparlörde Ezgi Hanım'a veriyorum. Merhaba da önce mi? Heyecanlandı. Eve gelince görüşürüz hayatım, veriyorum. O da hızlı bir... Çok heyecanlandı. Kerem, nasılsın? Vallahi ben sizden daha çok heyecanlıyım. Ya canım kardeşim, seni görmeye diye gelmiş. Koluna takmış, getirmiş seni buralara. Ya görme değil de ben yandım ona. Ya canlarım benim ya. Aşkınız bir ömür devam etsin inşallah. Devam etsin inşallah. Canım kardeşim. Şimdi soruları soracağım Kerem. Lütfen hemen cevap verme. Telefonu sessize alacağım. İlk cevabı sevgili eşin Seda Nur'dan alacağım. Sonra senden alacağım. Anlaştık mı? Tabii. Bir moral alkış istiyorum. Gelinime ve damadıma. Hazırsanız başlıyorum. Hazırım Ezgi Hanım. Sen de hazırsın Kerem. İlk sorunuz geliyor. Seda Nur, eşin Kerem ne tür kitap okumayı sever? A. Politika, B. Kişisel gelişim, C. Edebi romanlar, D. Eşim kitap okumaz. D. Eşim kitap okumaz. Cevap alabilir miyim? Eşim kitap okumaz. Alkış. Bunu alkışlamak istemezdim. Keşke yanlış olsaydı. Evet. Karşılıklı kitap okuyun hayatım. Çocuğunuz da görsün. Diğer sorum geliyor. Eşin Kerem, her bayram önce kendi ailesini ziyaret etmenizi istese ne yaparsın? A. Kabul ederim. B. Sırayla olmasını teklif ederim. C. Ben de önce kendi aileme giderim. B. Sırayla olması. Ben önce kendi aileme giderim. Eşim öyle der. Sırayla olmasını teklif ederim dedi. Ya ilk durumlar karışık olduğu için ilk başta onu tercih eder diye düşünmüştüm. Olsun, bu olmadı. Devam edelim. Sinemaya gittiniz. Seda, evet, Nur, Kerem'in tercihi ne olur? A. Aksiyon filmi, B. Romantik komedi, C. Bilim kurgu. B. Romantik komedi. Kerem hangi cevabı vermiştir? Romantik komedi. Alkış. Kayınvalidenin telefonu senin telefonunda hangi isimle kayıtlı Seda Nur? Kaynanam. Ne diye kayıtlı annenin ismi Kerem? Kayınvalidem. Kaynanam. İkisi. Kaynanan mı, kayınvaliden mi? Kayınvalide. Kaynanam diye kaydetmiş. Ben kayınvalidem diye kaydetmiyor. Ben kaynanam diye kaydettim, pardon. Biliyor aslında da. Bir de o kaydetmiş telefonunu. Heyecandan oldu. Ben kendim telefonumda kayınvalide diye kaydettim. Eşimin telefonunda kaynanam diye kaydettim. Sen mi kaynanam? Kaynanam demesin ya. Hoş mu annene? Ya aslında hoş değil ama hani genel anlamda şu an... bütün gençler kaynanan diye kayıtladığı için ben de aynısını olabilirim ya. Yani. Diğer sorumu soruyorum. Seda Nur, kayınvalidenin kızlık soyadı nedir? Hiç bilmiyorum ben bunu. Gerçekten. Her şey o kadar hızlı gelişti ki. Bunu konuşamadınız. Evet. Cevap yok mu? Evet, bilmiyorum. Buna çalışmadınız. Hayır. Kerem, annenin kızlık soy ismi nedir? Serdiler. Ser? Diler. Aa, aslında düşünseymişim, bilirmişim. Değil mi? Evet. Yani ama annem soy ismini fazla söylemezdi yani, eski soy ismini. Kimse hatırlamaz, ben hatırlıyorum.
Eşin Kerem'le ilk hangi şarkıda dans ettiniz? Tarkan, sen. İlk dans ettiğiniz şarkı hangisi Kerem? Şu an düşünüyorum. Vakit var değil mi? Düşünebilirim. Tabii tabii düşün. Yarım saat düşünecek halin yok değil mi kardeş? Tabii ki. Heh, düşün ablacığım. Düşünüyor. Hala düşünüyor. Evet, düşünmeye devam ediyor. Kerem. Şu an aklımda iki tane var. Hangisini söyleyeceğim ona emin değilim. Kopya çekiyor olabilir mi? Şu an kafamda bekletiyorum yani. Kafasını bekletiyormuş. Sen bence birini söyle. Ya birini söyleyemiyorum ya. Şarkıyı söylesin. Şarkıyı bence de. Yok, ben şarkıyı şu an dilimin ucunda söyleyemiyorum. Hatta çok bilindik bir şarkı bu. Her düğünde söyleniliyor. Melodisini hatırlıyor musun? Vallahi hatırlayamadım ya. Dış ses. Ezgi Hanım, damadımıza hangi şarkı olduğunu söyleyelim, bakalım hatırlayacak mı? Tarkan'dan Beni Çok Sev. Sen. Aa, doğru, Tarkan doğru. Ya olacak iş değil. Vah. Kerem heyecandan. Altını veremedik bence değil mi dış ses? Nasıl verelim Ezgi Hanım? Tam 4 yanlış var. 4 mü? Bir de çalıştık dedin. Çalıştık Ezgi Hanım ama pek umudum yoktu zaten. Yok muydu? Yoktu Ezgi Hanım. Ama bir soru daha gelse ben kesin bilirdim yani. Ne diyor? Bir soru daha gelse kesin bilirdim. Kesin bilirdim. Ya canım kardeşim. Siz evde devam edin ilişki testine akşam. Olur mu? Olmaz, iş işten geçti. Altını veremedim maalesef. Hayatınızda mutlu olun Kerem. İşin gücün rast gitsin. Hep birlikte. Hoşça kal, güle güle. Evet, alt... Aa. Ay ay çok güzel, ne gördüm ben? Kızının fotoğrafı. Maşallah, subhanallah. Çok sağ olun Ezgi Hanım. Çok güzel yavrum. Nerede şu an? Bursa'da, annemde. Bursa'ya gönderdin. Bir hafta yok mu? Yok. İlk defa ayrı kaldın. Evet, ilk defa bu kadar ayrı kaldık. Ay, 9 aylık kızın. Evet. Canım benim. Evet, altını veremedim ama büyük ödül 100 bin lira. Peki, günün sonunda acaba kaç puan toplayacak? Önce gelinler puan verecek, sonra da ben. Hazır mısın? Hazırım Ezgi. Puanlamaya geçelim mi? Geçelim. Bakalım günün sonunda Seda Nur gelinim diğer gelinlerden kaçar puan alacak? Sırada puanlama. Benim sana puanım. Bugün Seda çok donuk. Evinden kendisi de emin değil aslında. Bu ışıltılı hayatı bizzat kendim seçtim. Keşke ışıltılı bir hayat görebilseydim. Ben kimsenin aklıyla yola çıkmam, aklı olan da benim yoluma çıkmaz. Benim evimde aldığın akıllarla yoluna çok güzel ilerleyeceğine eminim. Ayak duyuyorsun Seda. Şimdi bence çok iddiasızsın. Yani yarışmaya neden katıldığını ben anlayamadım. İşinizde geldiği gibi değil, işime geldiği gibi. Kelime ağzından dar bence, o yüzden o kartları aldım. Az sonra. Sıra geldi günün en heyecanlı, en beklenilen anına. Evet Seda Nur, puanlamaya geldik. Günün nasıl geçti? Güzeldi, kötü yorumlar da oldu ama yine de güzel geçti. Eğlendik, oynadık, yedik. Yedik, çok tatlısın. En kötü yorumu hangi gelinden aldın? En kötü yorumu yine Rümeysa. Aldım. Öyle mi? En düşük puanı sana Rümeysa mı verir? Bence Rümeysa verir. Sana kaç puan verirler sence? En yüksek? En yüksek 4 bekliyorum. 4 bekliyorsun. Evet. O zaman gelinlerle başlayalım mı? Başlayalım. Eda gelinle başlayalım istiyorum. Eda'cığım, puanını öğrenebilir miyiz? 2 bekliyor muydun Eda'dan? Beklemiyordum Ezgi Hanım. Neden 2? Bugün Seda çok donuk. Biz evine ne yorum yaptıysak yapalım hiçbir şekilde cevap vermedi.
kendi evinden kendisi de emin değil aslında. Ne bileyim, perdesinden, koltuğundan, halısından emin değil. Ben 2 puanı sofrası için verdim. İkramlıkları için verdim. Dediğim gibi kendini ve evini hiçbir şekilde savunamadı. Katılmıyorum Ezgi Hanım, çünkü katıldığım yerleri de katıldım diye belirttim zaten. Sonuna kadar da arkasında olduğumu da belirttiğimi düşünüyorum. Sen mesela salonunla ilgili olumsuz yorum yapıldığında hayır benim salonum çok güzel dedin. Evet. Zaten güzel olduğuna inandığın için evet. Şey söyleme gereği mi duymadın? Evet, güzel olduğunu zaten belirttim. Uyuşan yerleri de söyledim. Onlarla aynı fikirde olduğum yerleri de belirttim. Karşılamadaki sunumunu beğenmiş ve yemeklerini beğenmiş. Çeyizine puan vermedin. Yani çeyizi dediğim gibi 2 yıllık bir geline göre çok az. Ezgi Hanım, yarın 12 yıllık çeyizi de göreceğiz. Evet, göstereceğim 12 yıllık çeyizimi. Dün Şeyma arkadaşım için de aynı şeyi söyledim. Daha çok yeni evlisiniz ve çeyiziniz çok yetersiz. Umarım yarın memnun kalırız çeyizinden. Ve bir de bir şey söylemek istiyorum. Yeni evlisin ve bütün eşyaları yeni, belli. Yeni alınmış, hepsi yeni. Ama seçimlerin çok yanlış. Yani rengin, ne bileyim modelin, hiçbirisi benim tarzıma uygun değildi. Burada zaten senin tarzını konuşmaya gelmedik, uyumu konuşmaya gelmiştik. Ama sen daha 21 yaşındasın. Olabilir. Bu uyumun... Tarzın yaşına asla uygun değil. O yüzden 2 puan verdim. Benim de sana kartım, bu ışıltılı hayatı bizzat kendim seçtim. Keşke ışıltılı bir hayat görebilseydim. Ben gayet ışıltılı olduğunu düşünüyorum. Ben ışıltılı bir şey göremedim sende ama bence kendini kandırıyorsun. Ya da ışıltın vardı söndü, bilemiyorum. Ben bugün bir ışıltı göremedim ne sende ne evimde. Saygı duyuyorum, bir şey demek istemiyorum. Yüzü sürekli asıktı ve sürekli uyku modundaydı ve sürekli yere bakarak konuşuyordu. Yaptığımız eleştirilere hiçbir şekilde göz teması kurmadan cevap verdi. Eda'dan 2 puan asla beklemiyordum. 4 beklerdim. Beni hiç şaşırttı. Özen gelinle devam etmek istiyorum. Özen'cim lütfen puanını paylaşır mısın? Benim sana puanım... 1 puan bekliyor muydun bugün hiç bir gelinden? Hiçbirinden beklemiyordum Ezgi Hanım. Özen'den bekliyor muydun düşük puan? Hayır, beklemiyordum. Kaç bekliyordun Özen'den? 2 ya da 3 beklerdim ama 1 beklemezdim. Neden 1? Ezgi Hanım, Şeyma'ya 2 verdim. 2 verseydim eğer Seda'ya... Şeyma'ya haksızlık edeceğimi düşündüm. Çünkü Şeyma'nın her şeyi tamdı ama seçimleri yanlıştı. Seda'nın çok fazla eksiği vardı. Keşke yarışmaya her şeyini tamamladıktan sonra katılsaydı. 3 verseydin 2 verir miydin yoksa birlik bir ev mi burası? 3 verseydim 2 verirdim. Yani aralarında 1 puan olduğunu düşünüyorum. Sürekli bir eksik vardı. Keşke tamamlasaydı. Doğru zamanda katılmadığını mı düşünüyorsun? Öyle. Programa uygun bir ev olmadığını mı? Evet. Daha şıkır şıkır, daha modern, daha uyumlu bir ev mi? Tarzı hiç önemli değildi ama eksik olmasaydı bu puanı vermezdim. Ezgi Hanım, benim de ona kartım. Ben kimsenin aklıyla yola çıkmam, aklı olan da benim yoluma çıkmaz. Benim evimde aldığın akıllarla yoluna çok güzel ilerleyeceğine eminim. Göreceğiz. O bildiğini okumaya devam etsin. Ben kendi evimde ona daha fazla şey öğreteceğim. Evet, en düşük puan olan biri de aldın. 2 puan ve 1 puan. İnşallah beklediğim puanlar gelir bugün diyorum. İnşallah Ezgi Hanım. Rümeysa gelinle devam edelim. Rümeysa kaç puan verdin? (Gülüyor)
Tanıdığım Seda'yı, puanım. Öncelikle ben zaten yorumlarımda söyledim beğenip beğenmediğimi, çoğu şeyini beğenmedim. Anneannenin emeğine sağlık, bizimle geldi oraya kadar, bizimle görüştü. O yüzden bir puanını oradan verdim. Bir puan da misafirperverliğine verdim ama ayak duyuyorsun Seda. Bize cevap vermiyorsun, evini savunmuyorsun, bence çok iddiasızsın. Yani yarışmaya neden katıldığını ben anlayamadım. Pasif kaldığını düşünüyorsun. Evet. Ya uyuyor. Hani 21 yaşında keza eşyalarıyla, keza bu sakinliği, bu durgunluğuyla 50-60 yaşında gibi. Yani enerjisi mi içi çok geçmiş. Düşük? Evet, evet. Enerjisi çok düşük. Sen inandıramamışsın gibi algılıyorum ben. Öyle değil mi evet. Gelinler? Evet. Kendine güvendiğini, ben buradayım hissini gelinlere verememişsin. Evimde neleri sevdiğimi, sevmediğimi ya da onların neyin beğenip beğenmediklerini hepsini cevabını verdim. Saygı duyuyorum. Zaten beklediğim bir puanı. Rümeysa'dan 2 bekliyordum. Evet. En düşük puanı benden bekliyordu bu arada. Yine insaflı davrandığımı düşünüyorum ben. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey haddiniz, gerisiyle muhatap değilsiniz. Canım ben bu kartı bugün kaç kere gördüm, artık sıkıldım. Yani, ben bu kartın en çok sana yakıştığını düşünüyorum. Bence ben gayet haddimi biliyorum. Sen haddimi bildiremiyorsun bana. Ben... Kart göstermekle haddimi bildiremezsin Seda ben bana. Ben sana senin evinde haddini bildireceğim. İnşallah canım, sabırsızlıkla bekliyorum o günü. Neden cevap vermiyor? Çünkü bence iddiasız. O şu an nerede olduğunun da bilincinde değil. Rümeysa bayağı bir üzerine gitti, ona rağmen hiçbir şekilde cevap vermedi. Yapılan eleştirileri de kabul etmesi çok saçma geliyor bana. Evet, gelinlerden alacağı toplam puanı Şeyma belirleyecek. Şeyma'dan kaç puan bekliyorsun? Şeyma'dan 2 puan bekliyorum. Bakalım Şeyma kaç puan verecek? Benim sana puanım. İki puanı karşılamana verdim. Emek göstermişsin. Anneannene de çok teşekkür ederiz. Bir de yemeklere, lezzetlerine verdim. Onun dışında çeyizinin benden az olduğunu düşünüyorum. Yani evini de aynı şekilde. O yüzden sana 2 verdim. 2 bekliyordun, 2 aldın. Evet. Çeyiz konusunda asla ondan az olduğunu düşünmüyorum. Benim de ona kartım. İşinizde geldiği gibi değil, işime geldiği gibi. Ben de işine geldiği gibi devam ediyorum. Günün sonunda gelinlerden 7 puan aldı. Bakalım benden kaç puan olacak? Evet, bugün Seda Nur'un evindeydik. Güne çok güzel, çok keyifli başladık. Zorlu yollardan çok güzel bir şelaleye indik. Güzel Dere Şelalesi. Oradaki sunum da çok güzeldi. Anneannesi de çok çok tatlıydı. Torunu için çok güzel hazırlık yapmış. Evine geldik. Eksikleri olduğunu aslında kendisi de farkında. Kabul ediyor. Evet, eksiklerim var diyor. Zamanla da zaten yeni taşındığı için o eksiklerini tamamlayacaktır. Yemekler çok çok lezzetliydi. Sessiz kaldı mı? Evet. Hanımefendiliğini hiç bozmadı. Ters cevaplar vermedi. Ama bazı yerlerde kendini çok inanan bir gelin gibi de konuşmadı aslında. Gelinlerden beklediği 4 puanı alamadı. 2'şer puanlar aldı. 1 puan aldı. Günü 7 puanla tamamladı. Benim puanımı da büyük final günü, Cuma günü göreceksin. Evet, haftanın ikinci gününde Düzce Merkez'de Seda Nur'un evine konuk olduk. Çok güzel bir karşılaması vardı. Çok teşekkür ediyorum hayatım her şey için. Rica ederim Ezgi Hanım. Çok sağ olasın. Evet, yarın Eda'dayız. Bendesiniz. Canım. Ve şunu söylemek istiyorum. Yarın bizim evde bayağı büyük bir parti olacak. Parti mi dedin? Ve yedek kıyafet getirmenizi istiyorum. Oo, neler olacak acaba? Yedek kıyafet bekliyorum sizlerden. Muhakkak yanınızda getirin. Yarın Show TV'de yine aynı saatte sizleri de bekliyor olacağız. Ben Ezgi Sertel. Sen de koş, gelin evine gel. Hoşça kalın.
sıcak havuzunda soğuk kahve sunumu yaptım. Ben böyle bir görgüsüzlük görmedim. Yüzme bilmiyorum ki. Ben size demedim mi evimde at koştururum diye? Nereye? At mı koştu, sen mi koşturdun hiç belli değil. Şimdi düz git, sağa dön, orada direkt kapı var. Bence de yani, yorum yapmak istemiyorum daha fazla. Pas pas pas. Çabuk olun Ezgi Hanım. Buradayım. Sanki yatak odan boş. Teyzin o kadar boş ki çantamı koyayım da biraz ağırlık yap. Çantanı çeker misin? Bu bardak olmasa da ay olur bence. İkramlıklarından yemeni istemiyorum. Sürprizi bitmedi. Evet.